HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca olacağız. Bir son dakika gelişmesi var. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? Çebi önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım diye bir açıklamada bulunmuş. Tabii detaya gelirse onu birazdan size aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz hafta içi oldu, her sabah olduğu gibi biliyorsun telefonumuzu açıyorduk ama artık telefonumuzu açmayacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü neden açmayacağız? Onu da belirteyim. Burası çünkü bir alo şikayet hattına dönüştü. İşte dinleyici arıyor. Bir önceki dinleyici şikayet etmek için başka dinleyici arıyor. Yani tamamen biz burada ne yapmaya çalıştık? Sizlerin görüşlerinizi aktarmanızı istedik. Burası bir canlı yayın. Her türlü konuyu konuşun dedik. Ama maalesef işte efendim o bağlandı, bu bunu söyledi, bu bağlandı bunu söyledi. O amigoluk yapıyor, bu şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ben de dünden itibaren bu kararı aldım. Kusura bakmayın. Bir süre bu hattı açmayacağım. Ben saatlerce konuşurum. Sıkıntı yok. Problem yok. Zaten bağlantılarımız da var. Birçok önemli isimlere bağlanacağız. Dediğim gibi Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız sadece mesajları okuyacağız. Telefonu açmayacağız. Bir süre daha açmayacağız. Ondan sonra bakacağız duruma. Çünkü ya bağlandığınız zaman şunu söyleyeyim. Bakın bugün dün birkaç gündür bu Tuzla olayını konuşuyorduk. Ben de dün akşam sosyal medyadan yoğun bir şekilde ya Türkiye Futbol Federasyonu niye sessiz kalıyorsunuz? Ya bu çok önemli iddialar var burada. Ya bilet fiyatları uçmuş rakamlarda, ne yapılıyor, ne ediliyor? Bu konuya niye gitmiyorsunuz dedim. Az önce Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yapmak zorunda kaldı. O açıklamayı zaten okuyacağım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na ilgili biz konuştuk burada. Ya dinleyiciler de bağlandı kardeşim. Nasıl bir ceza bu? İnsanlar konuşmayacak mı dedik. İşte gördüğünüz gibi. Yani aslında bizim yönlendirmemiz gereken konular vardı ama maalesef alo şikayet hattına çevirdiniz. Yani belli bazı arkadaşlar kusura bakmasınlar, genel anlamda söylemiyorum. Yani %3'ü veya 5'i geçmeyen arkadaşlar tamamen işte o dinleyici bunu dedi, bu dinleyici şunu dedi, o onu dedi. Ya buna gerek yok. Herkesin görüşüne saygı duymamız lazım. Ben bağlanan herkese ne diyorum? Görüşünüze saygı duyuyorum diyorum. Aynı düşüncede olmasak bile saygı. Çünkü herkesin bir düşüncesi var. Benim de bir düşüncem var. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. İyi bir Fenerbahçe, ben her yerde söylüyorum. Yani ben tribüne oynamıyorum ki, ben bütün takımlara şirin gözükmek zorunda değilim ki. Ama ben her takımın, bak her takımın hakkı neyse onu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir yanlışlık yapılmışsa onu söylemeye çalışıyorum. Ben gelirim burada Fenerbahçeler oynarım. Kardeşim şu takım böyle, bunlara kullanıyor mu derim. Ama gerek yok ki, böyle bir şey zaten ihtiyacımız yok. Zaten şunu söylemek istiyorum. Ya bir ortada bir haksızlık varsa, ortada bir yanlış varsa bunu benim söylemek zorunda. Ben gazeteciyim. Ortadaki yanlış söyleyeceğim. Ama maalesef bazı dinleyicilerimiz, bazı bir 3-5 tane, diğerlerinden söylemiyorum. Sakın onlar kendilerine alınmasınlar. Onları ayrı tutuyorum ama sırf bu yüzden de bu sizin yüzünüzden alo şikayet hattına dönüşen bu telefon bağlama hikayesini şimdilik bir süre kaldırmak zorunda kaldığımı belirtmek istiyorum. Bu tamamen benim kendi kararımdır. Onu da söyleyeyim. Evet, EuroLeague'de evinde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko 6. hafta maçında son finalist Olympiakos'u ağırladı. 5 maçta 4 galibiyet alan Sarı Lacivertler Yunan ekibinde devirerek serisine devam etti. Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 29-14 önde tamamladı. İkinci periyotta biraz daha Yunanlar oyuna ağırlığını koysa da temsilcimiz devreyi 46-33 önde bitirdi. Üçüncü periyotta ise kırmızı beyazlar fark yarattı. Periyot sonunda fark 1'e kadar indi. 58-57. Beraberlik yakalansa da tabii son periyotta nefes kesen bir son periyot izlendi. Olympiakos zaman zaman beraberliği daha yakaladı. Ancak Fenerbahçe Beko sahadan 79-77 galibiyetle ayrılmayı kazanmayı bildi ve ardı ardı 4. galibiyeti alarak serisini sürdürdü. Olympiakos ise 5 maçta 3 galibiyette kaldı. Tabii bugün biliyorsunuz Süper Lig'in 11. haftası bugün oynanacak olan Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Galatasaray Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. İkinci sıradaki Sarı Kırmızılar seriyi sürdürmek istiyorlar. Son 6 maçta sadece bir maç kaybeden Kasımpaşa ise çıkışını devam ettirmek için sahaya çıkacak. Devam edelim bakalım neler var bu konuyla ilgili.
Demin de söylemiş olduğum gibi lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk edecek. Galatasaray biliyorsunuz 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı zor maç öncesi rakibini baskı altına almak istiyor. Paşa ise Kemal Öktaş'la yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Son 6 maçta sadece bir kez kaybeden lacivert beyazlar Galatasaray deplasmanlarına puanla ayrılmak istiyorlar. Bu akşam saat 20'de başlayacak mücadeleyi Arda kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı biliyorsunuz Beansport 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray muhtemel 11'e baktığımız zaman kalede Mustara'ya görüyoruz. Boy, Sanchez, Nelson, Abdülkerim, Torreira, Kaan, Hakim Ziyeh, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi 11 ile çıkması bekleniyor Galatasaray'ın bu akşamki mücadeleye. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımını da sırtlamaya devam ediyor. Yıldız golcü biliyorsunuz bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ikisini de gruplarda kaydetti. Icardi aynı zamanda ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında da zirvede bulunuyor. Tabii en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi neydi? Onu da söyleyelim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu bir karardı. Hatta bununla ilgili şu yorumları da çok fazla yapmıştık. Bize bağlanan dinleyicilerimiz de olsun, bize bağlanan yorumcu arkadaşlarımız da olsun, gazeteci arkadaşlar da ya bu cezanın niye verildiğini anlayamadıklarını söylemişlerdi. Hakikaten yani insanlar konuşacak, insanlar eleştiride bulunacak, insanlar maçtan sonra bel altı vurmadığı sürece, hakaret etmediği sürece, argo konuşmadığı sürece görüşlerini dile getirecek. Bu dünyanın en normal şeyi. Teknik direktörler en ufak A diyor, ceza. Başkanlar B diyor, ceza. Yöneticiler C diyor, ceza. Yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakikaten ne yapmaya çalıştığını anlamış değildik. Bakın farklı bir şeyler olabilir. Bir teknik adam sahaya girebilir, hakeme saldırabilir ve bilim bir şeyler yapabilir. Bir başkan sahaya girebilir veya ne bileyim şeref tribünde farklı hareketlerde bulunabilir. Bir futbolcu rakibine saldırabilir veya kulübeye saldırabilir. Bunlar farklı şeyler. Bunlarla ilgili tabii ki cezalar verilmeli. Hatta emsal olmalı. Daha da fazla ceza vereceksin ki bundan sonraki arkadaşlar yani sporun camiasının içindeki kişiler bunu yapmasın. Ama şimdi görüyoruz. Ya çıkıyor bir teknik direktör. Okan Hoca çıkıyor. İsmail Hoca çıkıyor. Ne bileyim Abdullah Avcı çıkıyor. Burak Hoca çıkıyor. Bir şeyler söylüyor. Ya kardeşim diyor, bu pozisyonu niye görmedin diyor. Veya burada diyor, ya bize niye penaltı verilmiyor diyor. Veya bu penaltı pozisyonu diyor, penaltı olmaması gerekir gibi açıklamalar. Pırt ceza. Efendim işte hak mahrumiyeti cezası, yok para cezası, yok bilmem ne cezası, yok maça çıkmama cezası. Evet, dün bununla ilgili de PFDK'dan İsmail Kartal'la ilgili açıklama gelmişti. PFDK'dan yapılan açıklamaya baktığımız zaman Fenerbahçe AŞ teknik sorumlusu İsmail Kartal hakkında 29-10-2023 tarihinde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevliler hakkında açıklamaları da nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiş. Niye sevk ettin? Madem sevk yapacak herhangi bir şey yoksa niye sevk ettiniz? Şimdi bunu sormak lazım. Niye sevk ettiniz? Yani niye ortamı germeye çalışıyorsunuz? Yani neden insanları böyle ihlalleri olmayan suçlardan dolayı sevk etmeye çalışıyorsunuz? Yani sadece İsmail Hoca üzerinden söylemek istemiyorum. Yani her takımdan, teknik kadrodan, ne bileyim futbolcusundan, yöneticisine kadar herkes sevklere uğruyor. Niye sevk ediyorsunuz? Yani nedir, sebep nedir? Yani çok büyük bir suç mu işliyorlar? Göreceğiz bakalım. Dün tabii dün bu konuyu da çok konuştuk. Murat Ayren'in çok önemli bir haberi vardı biliyorsunuz Halk TV'de. Ben hatta kendisiyle de görüşecektim. Hatta numarasını falan da buldum, arayacaktım bununla ilgili de. Çok önemli bir iddia var Tuzla Spor'la ilgili. Hatta biz de ben de ya Türkiye Futbol Federasyonu niye sessiz kalıyor bu konuyla ilgili? Önemli iddialar var. Önemli açıklamalar var. Yani belgeler, bilgiler var işte biliyorsunuz.
Pasolik'ten satılan biletler var. Rakamlar da çok yüksek. Fakat tribünlere gelen kişi sayısının atıyorum Pasolik'ten satılmış. Atıyorum mesela örnek 1000-2000 tane bilet satılmış. Rakamlar 3500'den, 4000'den, 5000'den, 10.000'den. Ama stada gelen kişi 3 kişi, 2 kişi. Murat Arel bunu haberleştirdi Halk TV'de. Önemli de iddialarda bulundu. Yani burada çok farklı noktalara gelindiğini buldu. Ben de ya Türkiye Futbol Federasyonu her konuda sessizsin. Bari bu konuyla ilgili de bir şeyler söylemen gerekiyor diye konuşmuştum. Sağ olsunlar bizleri dinlemişler. Sevgili Mert Elem, Ali Erem de programında da onlar da dün bu konuyu da biraz işlediler. Murat Arel'le ilgili konuyu onlar da işlediler. Dün herhalde bize biraz dinlemişler. Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Geniş bir açıklama okuyacağım ama isterseniz çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Adana'dan selamlar, saygılar Aygün abi. Bir kızım oldu. Adını da Masal Berra koydum. İnşallah uğurlu gelecek Fenerbahçe'mize demiş. Masal Berra. Allah analı babalı büyüsün. Masal ismi de çok güzel bir isim ya. Bir masal gibi geçer inşallah hayatı. Sevgili eşinize ve size de saygılarımı söylemek istiyorum. Masal Berra'yı da güzel güzel günler inşallah bekler. Ülkemize, vatanımıza hayırlı bir evlat olur. Evet, dün Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili bu çağrılarda bulunmuştuk, hatırlarsınız. Murat Ağler'in yapmış olduğu, Sayın Ağler'le bir kez tanışma imkanı buldum. Çünkü hakikaten belgeli ve bilgili gazeteci, bizim Atilla Türker gibi. Yani belge olmadan, bilgi olmadan, elinde resmi kayıtlar olmadan kesinlikle haber yapmayan bir gazeteci arkadaşımız Murat Ağler. Sevgili Murat Ağrel'le de öyle bir tanışma imkanı için çok önemli bir habere imza attı Murat Ağrel. Bu Tuzla'daki olayla ilgili. Ha, şu an attığımızda gazeteci Fatih Kuş var. Sayın Fatih Kuş, yerimize hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar. Şeyi konuşuyordum, takip edebildim mi bilmiyorum. Murat Ağrel'in Tuzla'daki Tuzla Spor'la ilgili yapmış olduğu bir haber vardı. İzleme imkanı olduğu mu bilmiyorum da sevgili olmaz Fatih. Olmaz olur mu? Yani onu takip etmemek olmaz. Mümkün değil. Hatta şey söylemiştik, Türkiye Futbol Federasyonu niye sessiz kalıyor falan filan demiştim de ben. Federasyon bir açıklama yapmış, o açıklamayı vereceğim ama neler söylersin bu konuyla ilgili sevgili Fatih? Federasyonun yaptığı açıklamayı ben okudum. Sen de görmüşsün. Evet. İstersen o açıklamanın üstüne konuşalım. Çünkü tamam. Murat Ağrel çok değerli bir gazetecidir. Yaptığı haber de son derece önemlidir. Ama belli ki orada eksikler var. Ya Murat Ağrel'e bilgi iletilirken onun özel alanı değil. Çünkü yani sonuçta sen bir spor uzmanısın mesela. Aygün Özüpek olarak. Estağfurullah. Ama aynen öyle. Yani yıllarını bu kariyerini bu sektöre vermiş birisin. Murat Ağrel de son derece değerli bir gazetecidir. Hiç tartışmaya gerek yok. Ama haber kaynağı eksik bilgilendirmiş olabilir. Yani verdiği haber doğru. Haberin içindeki bağlantılar federasyonla ilgili tarafı daha farklı yorumlanabilir. Onu konuşuruz. Yani bilmiyorum nasıl tercih eder. 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır diyor. Yazın içinde var. Kulüplerle e-bilet sisteminin sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma hizmet bedeli dışına kalan hasılat doğrudan ev sahibi kulübeye gönderir diyor. Yani burada bizim bir sorumluluğumuz yok diyor aslında Türkiye Futbol Federasyonu. Burada bizim bir müdahalede bulunamayız diyor. Doğru söylüyor. Böyle. Yani bunu sadece örnekteki kulüp Tuzla Spor. Tuzla Spor için değil, yani bunu Fenerbahçe Galatasaray için de düşünebilirsin. Tabii. Mesela bu akşam Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Statta yaklaşık 35 binden fazla kombine var. 10 bin küsür bilet satılıyor. Bu biletlerin fiyatının ne olacağına dair Futbol Federasyonu'nun en ufak bir bilgisi ya da müdahalesi söz konusu değil. Yaptırım olamaz. Yaptırım olmaz. Doğru söylüyorsun. Kulüpler buna karar verir. Doğru. Kulüpler 100 liraya da satabilir. Ne bileyim, 2000 lira da diyebilir kale arkası biletine. Diyebilir. Bunu da Pasolik sistemimiz var. Dolayısıyla Pasolik federasyon ismini vermiyor ama sonuçta o. Pasolik'le bilet alınıyor. Aldığınız zaman bileti, parayı kredi kartınızla Pasolik'e yatırıyorsunuz. Pasolik kendi hizmet bedelini, yani 100 lira, 3 lira, 5 lira onun hizmet bedeli ise onu kesip kalanı ilgili kulübe gönderiyor doğrudan. Doğru. Kulüple Pasolik arasında. Şimdi Tuzla Spor örneğinde başka bir şey var. Onu belki hatırlatmakta yarar var. Tam hatırlatabildim mi sen?
Murat Ağrı'nın söylediklerini. Yani sanki orada bir para aklama tarzına getirmeye çalıştı Murat Ağrı. Doğru. Doğru söylüyor Murat Ağrı. Yani biletler diyor, Tuzla Spor'un biletleri diyor 4500-5000'den satıyor. Yani Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'ın bile bu rakamda satılan biletleri yok diyor. Biletler alanan ki 50.000'e de gittiğini söylüyor. Doğru söylüyorsun. Biletler diyor, alanlar diyor ama diyor bir bakıyorsun statta 3 kişi var diyor. Hatta fotoğraf da çekmiş. 3 kişilik görüntü var orada. Şahane. Dolayısıyla şunu söylüyorlar. Bu Tuzla Spor Kulübü'nün sattığı biletlerin satış mekanizmasında fasolik yok. Dolayısıyla para bir başka yere girip çıkmıyor. Sadece Tuzla Spor'un kasasına gidiyor doğrudan. Bunu bir defa doğru bilmek lazım. Parayı TFF ile nasıl ilişkilendiriyor onu ben anlamadım. Ya TFF'den acaba bir inceleme başlatmasını istedi ama ben de aynı düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Ama şunu sana söyleyeceğim sevgili Fatih Kuşçu. Ya şimdi bu Pasolik geldiği zaman biz ne dedik? O harika dedik değil mi? Pasolik ne dedi bize? Arkadaşlar dedi. Statlarda olay çıkaranları biz tek tek tespit edeceğiz dedi. Doğru mu sevgili Fatih? Her statta 200'e yakın kameramız var dedi. Göz bebeğinden dedi insanları tespit edeceğiz dedi. İşte 3 kişi 5 kişi neyse dedi. Onları dedi çıkaracağız dedi. Stat dışına atacağız dedi. Gerekli cezaları vereceğiz. Hatta sokmayacağız onları statlara dedi. Diğer izleyiciler rahatsız olmayacak dedi. Doğru mu buraya kadar? Ya, tabii ki doğru. Onun için gülüyorum. Peki şimdi yani statlarda açık tribün mesela 10.000 12.000 kişilik açık tribünler var. Kapalı tribünler var. Orada 20 kişinin 30 kişinin yapmış olduğu bir şeyden sonra niye blok kapama gelip diğerlerini maça girme hakkını ellerinden alıyorlar? Bu şimdi ceza hukukunun temeli şudur. Suç bireyseldir. Evet. Yani senin işlediğin suç üstünden ben ceza almamalıyım. Suçun temelidir bu ceza hukuku. Suç bireyseldir. Tam da söylediğin gibi orada 20-30 kişi, 200 kişi her neyse maalesef tespit edebiliyorsun. Niye etmiyorsun? Ben daha şimdi herhangi bir tespit çabasını, çalışmasını duymadım. Sen duydun mu? Yok. Kamerada biz şu koltuklarda kimler oturuyor bunun bilgisini istiyoruz dedi mi emniyet? Demedim. Ya da hiç sıfır. Ben duymadım şimdi efendim. Tersini duydum. Bu görüntüler istendi. Kulüpler nedense ya kameralar kapalı ya tablolar kesik ya kayıtlar silinmiş. Doğru. Doğru. Hep sorumalar oldu. Yani ve bu hiç kimse bunu taraftarlaştırmasın. Biz bunu bütün kulüpler için duyduk. Yani Fenerbahçe stadında da oldu bu. Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da Anadolu'nun bir sürü yerinde de hep örtbas etkisine gidiyoruz. Hep örtbas. Yani dolayısıyla bu sistem o anlamda çalışmadı. Sadece paranın toplanmasını doğru bir sisteme sokmuş oldu. Bir de bu işin kısmen de olsa işte kombinelerde devir teslim işlerinin organize edilmesi sağlar gibi oldu. Yani biraz kara borsayı önledi gibi gözüküyor aslında baktığımız zaman. Doğru mu? Baktığımız zaman. Yani genel anlamda öyle. Tabii yapmak isteyen her türlü çirkinliği her ortamda yapıyor. O ayrı mesele. Hı hı. Ama doğru tabii dediğini. Yani bu bir finansal çözüme dönüştü. Oysa amaç 6222 sayılı yasadaki gibi sporda düzensizliği önlemeye destek. Ben bununla ilgili böyle başarılı bir çalışma görmedim şimdi. Evet. Bu konuyla ilgili senin ekleyeceğin başka bir şey var mı? Benim var. Tuzla Spor Kulübü 50 liraya bilet sattım deyip dünya kadar para toplayıp kasasına o paraları koyup tribünde sadece 3 kişinin olduğu bir fotoğrafla yakalanıyorsa bu işin muhatabı Futbol Federasyonu yani 10. sırada falandır. Bir Masak. Doğru Masak. Birinci sırada Masak vardı doğru. İnceleme. Masak devreye girmedi. İki savcılık devreye girmekti. Ve orada kim ne yapıyor? Bu adli bir süreç başlatılması gereken durum. Ayrıca bu kadar iddia var. Tuzla Spor'dan niye sesler çıkmıyor? Şimdi onu söyleyeceğim. Tabii ki söz hakları var. Eğer bizi dinliyorlarsa Tuzla Spor'lu yöneticiler veya onlara yakın kişiler bilgi verirlerse Aygün Özbek Twitter ve Aygün Özbek Instagram'dan bana numaralarını atarlarsa DM'den ben hemen kendilerini bağlarım. Konuyla ilgili onların da görüşlerini almamız lazım. Tek taraflı yayın yapmam anlamında. Çünkü Murat Ağrı'nın yayına Tuzla'lı yönetici bağlandı. Ama biz de tabii onların da sesini vermemiz lazım. Çünkü onlar da bu konuyla ilgili belki de bilmediğimiz bazı şeyler var. Onları açıklamak isterler. Tekrar söz sende sevgili Fatih. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü temizlik gerekiyorsa
Bunun masanın yan tarafından, üst tarafından, alt tarafından, her yerinden yapmak gerek. Dolayısıyla bu önemli. Ama bizim derdimiz sadece, bizim derdimiz futbolumuzun yani bir marka değeri lafı var. O değeri oluşturmamak için, oluşanı da hırpalamak için her şeyi yapıyoruz. Yani bunları çözmemiz lazım. Bu programda da bunları çözmeyelim. Bence keyifle önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa Kupası devamındaki milli maçlar sürecinde neler yaşanacağını gözetmemiz lazım. Yani futbolun nasıl bir keyif olduğunu görmemiz lazım. Cristiano Ronaldo'yla Messi'yi aynı dönemde seyreden şanslı bir kuşağız. Şimdi o ikisi de emekli olmaya namzetken yeni yeni isimler çıkıyor. Sadece Haaland, Mbappe'yi kastetmiyorum. Real Madrid'in 17 yaşındaki yeni transferi, hatta Arda Güler gibi isimler, yeni Cristiano Ronaldo'lar, yeni Messi'ler olacak mı? Ya da onların adları bunların önüne geçecek mi? Bunları konuşacak böyle biraz daha futbolu niye seviyoruz biz? Yani kazanmayı değil, futbolu sevdiğimiz için seyredecek bir futbol olması lazım. Bunlarla ilgilenmek lazım. Biraz bu taraflarda eksik kalıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Bunda tamam, senin dediğin çok güzel bir şey. Yani olması gereken bizmiş. Biz maçlara neyi konuşuyoruz? Biz maçlar bittikten sonra ne konuşuyoruz? Hakem konuşuyoruz. Başka konuştuğumuz bir konu var mı bizim? Mesela Zorbay Küçük atandı Fenerbahçe Trabzonspor maçına. Evet. Yer yerinden oynuyor. O tarafta şikayetçi, bu tarafta şikayetçi. Üçüncü taraflar da şikayetçi. Herkes kendi tarafından baktığı için eleştiriyor. Ok atıyor. Bir şey diyeceğim. Anket yapsalar, Futbol Federasyonu algoritmasından vazgeçsin, anket yapsın. Sen algoritma inanıyor musun sevgili Trabzon Fatih? Spor. Efendim? Sen algoritma inanıyor musun? Beyan esastır bizim için, doğru değil mi? Beyan esastır da Allah'tan Halil Umut Meder ve Zorbay Küçük var. Her büyük maçlara. Ha, onu diyeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Yani bir anket yapılsın. Zorbay Küçük mü, Halil Umut Meder mi? X isim kim olsun dense sence oy verilecek isim çıkacak mı? Ben altına hiçbiri derim. Net sana söyleyeyim, hiçbiri daha mantıklı çıkar. Oy verecek çıkar. Hiçbiri derim ama ben şunu söylüyorum. Aslında bizim düzenleme yapmamız gereken nokta ne biliyor musun? Bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız yer VAR kısmı. Doğru mu? VAR'da sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü VAR'da ya, maalesef geçen hafta da belli oldu. İFAB kurallarını bilmeyen bazı hakemlerin VAR'a oturtulduğunu maalesef itiraf etmek zorunda kaldı. Bazı eski hakemlerimiz ve TV'deki... Burada şahane bir önerim var. Ben bu öneriyi kendi fikirlerimi dile getirebildiğim platformlarda, yazdığım gazetede, kimi zaman dergilerde, radyoda dile getiriyorum. Ben diyorum ki VAR hakemleri en üst klasmana yeni çıkan hakemler olsun. Nasıl? Yani çok deneyimli, çok tecrübeli hakemler değil. Çünkü üst klasmana çıkarmak demek sen büyük hakemliğe adaysın ve futbolun kurallarını bildiğini kabul ettik diyorsun o hakemlere, gençlere. Dolayısıyla gençler orada eyyam yapmadan, abilerinin baskısı altında kalmadan bir yapsınlar bakalım bu VAR hakemliği göre. Ağır abilerimiz de sahada düdük çalsınlar. Peki Ağır abiler sağda düdük çalan Ağır abiler, ya kardeşim sen daha oraya yeni oturdun, ben daha iyi biliyorum derse ne yapacaklar? Daha iyi biliyorsun, evet, doğru. Ama hata yaptın diyecek. O da olur. Yani ben biz iyi niyetliyiz ya Fatih. Yani ya hata yaptın da demeyecek. Kaçırdın diyecek. Bunu görmedin diyecek. Bir sonraki hafta onu oturturlar mı orada? Oturacak işte, mesele o zaten. Yani işte olay o. Bugün analiz gazetesinde dile getirdiğim içeriklerden biri bu. Lale Ortay bir iddia ortaya atıldı. Erden Timur'un iddia attı ortaya. Hemen Erden Timur hedef oldu. Sonra Erden Timur'un iddiaları doğruymuş dedi Elim Soy'dan. Elim Soy'dan hedef oldu. Erden Timur'dan başlayan iddia... Yani iddia... Lale Orta'nın VAR odasında cep telefonu ve teknik görüntüleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a iletmesi üzerine kurulu. İki taraf da bunu yalanladı. Ben Ali Koç'a iletmedim dedi. Ama görüntüyü alıp da başkasına iletmedim demedi. Sayın Ali Koç da aynı şekilde ben böyle bir şeyin muhatabı değil mi açıkladı. Yani evet, bana göndermedi ama benim yanımdaki işte Fatih Kuşçu'ya gönderdiği anlamına da gelebilir o.
Bu görüntü bana ulaşmadı dedi. Hı-hı. Bu görüntüyü görmedim, bana ulaşmadı böyle bir görüntü dedi. Hı-hı. Hayır öyle değil mi? Bana böyle bir görüntü getirmedi. Bana böyle bir görüntü gelmedi, doğru. Hı-hı. Doğru, yani ikisi başka şey. Yani bana gelmedi, başkasına gelmiş olan. Ama şimdi burada sevgili Fatih, burada bunun tespit edecek olan kişi Erdem Timur, Ali Koç veya bir X kişi değil. Yani burada bunu Türkiye Futbol... Ya şimdi Sayın bravo, Ali Koç... Bravo, aynen öyle. Tamamen hemfikirim. Ali Koç, Sayın Ali Koç yazı yazmadı mı kardeşim? Bununla ilgili çıkın, açıklama yapın diye resmi başvuruda bulundu. Bulunmadı mı sevgili Fatih? Tabii. Şimdi bakın, VAR kayıtları açıklansın tartışması var ya. Evet. VAR kayıtlarının açıklanması demek, VAR kayıtlarının bize dinletilmesi demek değil. Futbol Federasyonu açıklamasını yaparken biz VAR kayıtlarını inceledik. Evet, iddialar doğruymuş. Evet, iddialar yanlışmış diyebilir. Bu VAR kayıtlarını açıklamaktır. VAR kayıtlarını açıklamak demek adamların sesini, konuşmaların kaydını bize dinletmek değildir. Böyle, bu zaten mahremiyeti bozar. Doğru. Ama bu hakemler olan inancı da ortadan kaldırır zaten. Onu açıklarsan, konuşmaları verirsen. Tabii, ama bilgiyi bize verin. Deyin ki hakemler kendi iletişimlerinde yanlış bir dil kullanmışlar. Doğru bir dil kullanmışlar. Ne bileyim, mesela kural hatası yapmışlar. Hayır, çok doğru tespitlerle birbirlerini destekleyip doğru sonuca gitmişler. Bir şey değil ama yani. Doğru. Yani dolayısıyla işin özü şudur. Bu biraz demokrasi anlayışıyla alakalı. Şeffaflık hesap verebilir. İşin temelidir. Bizim futbolumuzda, sporumuzda biraz yüzleşmeye de ihtiyacımız var. Bunlar eksik kalıyor. Ben kendi sesimi duyuyorum. Aygül, senin oradan bana kendi sesim geliyor tekrardır. Nasıl geliyor anlamadım ama. Geliyor mu ben tekrar sesi? Şu an geliyor. Vallahi, şu anda gelmiyor. Tamam. Geliyor. Geliyor mu hala? Önemli değil. Ama o kadar güzel sesin var ki kendi kendine bir daha sana duyurmaya ihtiyacı hissettik biz. Yani sadece bütün Türkiye değil, kendin de duyuyor sesi diye verdik değil o sesi. Çok güzel bir sesi. Sevgili Fatih Kuşçu Analiz Gazetesi'ne de inanılmaz yazılar yazıyor. Oradan da mutlak surette takip edin. Fatih Kuşçu'nun ben Twitter adresini de söyleyeyim arkadaşlar. Hemen onu da belirtmek istiyorum. Fatih Kuşçu Twitter adresine girerseniz de sevgili Fatih'in çok da güzel yorumları var. Onları da okuma imkanı bulursunuz. Çok güzel yorumlarım var çünkü yorumlarımı Aygün Özbek'ten kopyalıyorum. Estağfurullah, olur mu öyle şey ya sevgili Fatih? Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih? Son olarak neler söylemek istersin? Çok merak ettiğim bir şey var. Buyurun. Galatasaray'da Endombele'nin gündeme getirilmesi ve çokça yeni bir transfer sonuçta. Yeni bir transfer üzerinden eleştirilerin üretilmesi, Endombele'nin de bunları hak ediyor olması falan cepte bir dursun bilgi. Şimdi gerçekten çok merak ettiğim bir şey var. Bugün çok uzun zamandır merak ettiğim bir futbolcumuzun resmini gördüm. Özel hayatındaki içeriklerle. Benim hem milli takımdan hem de ta Başakşehir döneminden beri çok hayranlıkla hep başarısını istediğim isimlerden biridir. Cengiz Ünder. Hı hı. Cengiz Ünder nerede? Ya sakatlığından dolayı biliyorsun, bir sakatlık geçirdi. Sakatlığından dolayı çıkmadı ama yavaş yavaş şimdi oynamaya başlayacak. Tabii baktığın zaman ne demek istediğini çok iyi anladım ben. O da büyük bir transfer maliyetiyle Fenerbahçe'ye geldi ama sakatlık bir süreci yaşadı, onu söyleyeyim. Endombele ile nasıl bağlantı yapacaksın onu anlamaya çalışıyorum şimdi. Şu şekilde. Endombele'nin maliyeti üzerinden dayak atıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim sevgili Fatih. Endombele'de satın alma opsiyon mecburiyetin yok o rakamda. Ben senin dediğini anladım da ben onu demek istemedim. Benim demek istediğim şey şu. Medya, yani bizler de meraklarımızı dile getirirken aynı zamanda kamusal sorumluluk da taşıyoruz. Yapmamız lazım, doğru. Doğru. Göz ardı etmemiz lazım. Doğru. Cengiz Ünder, bizim iki hafta sonra milli maçımız var. Bizim milli takım kadromuzun değişmez oyuncularından olmalıdır bence. Kesinlikle yani, doğru. 7-8 ay sonra işte Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Biletimizi aldık. Evet. Yani bu takımda Cengiz Ündersiz mi gitmeyi düşünüyoruz? Ya orada bir sakatlık süreci geçirdi. Yani. Gerçekten çok değer atfediyorum. Evet, gerçekten. Çok. Peki yani bu Endombele ile ilgili düşüncen ne? Endombele... Çünkü bu Endombele ile ilgili olay bir anda Galatasaray'dan geldi. O camia içerisinden Endombele, çıktı. Endombele ile ilgili hikaye benim bakış açım şudur. Sporculuk yetenekten ibaret değildir. Sporcunun Atatürk'ün lafı zeki, çevik, ahlaklısın. Şimdi ahlaklı demek, yani kötü alışkanlığı yok demek değil. Ahlaklı demek spor ahlaklı olması gerekir. Biz
kuzey ülkelerinden, İsveç'ten, Norveç'ten, Danimarka'dan gelen sporcuları neden çok sevdiler? Hep Finlandiya'dan, Gürtlandiya'dan. Neden? Yetenekleri sınırlı da olsa iş ahlakından hiç ödün vermediler. Çok yüksek bir iş ahlakıyla maksimum verimle oynamaya çalıştılar. Neyse verebilecekleri hep gördük her maç. Endombele'de bir maç görseydi, yani bir futbol sever olarak bunu sunsaydı, aldığı paranın karşılığını çabasıyla gösterebilirdi. Biz bunu görmüyoruz. Artı iddialar biraz daha değişik tabii. Yani kilo vermesi gereken adam kilo vermek yerine kilosunu koruyacak ne varsa yapıyor kıvamında. O zaman onun iş ahlakı düşüktür. Evet. Bakın böyle. Doğru. Yoksa Endombele'nin potansiyeli, yeteneği onlar... Ama biraz da kendini bırakmış vaziyette gördüm ben onu ya. Yani o bir istek yok onda. Dikkat ediyor musun? Olabilir yani, bazı transferlerde tutmayabilir. Yani hayır, futbolcuda da bir kendini bırakmışlık var. Yani tabii, o tabii. Bunu da aynen. Sevgili evet. Fatih, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için. Ben kopamıyorum senden Aygün Özbek. Tahmin ettim ama reklama gitmem lazım. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, attığımızda spor yazarı Fatih Kuşçu vardı. Fatih, sevgili Fatih Kuşçu, Analiz Gazetesi'nde de takip edebilirsin. Çok da güzel, keyifli yazıları var. Haftadan bir günü önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşe tümüz ile devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Ve saatlerimiz 10.35'i gösteriyor. Hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Fena değil abi. Günaydın. İyi yayınlar. Öncelikle başın da sağ olsun sevgili Oğuzhan. Vallahi... Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Teşekkürler abicim. Çok sağ ol. Evet sevgili Oğuzhan. Niye, moralin mi bozuk senin? Ne oldu? Yo, iyiyim. Biraz uykusuzluk abi. Bugün sana söz vermiştim 2 gün önce. Dün gece de eve çok geç geldim. Hatta sabaha karşı geldim. Evet, ama futbolcu, sporcu adamın biraz erken gelmesi, yatması gerekiyor. Abi biraz fedakarlık yaptık ya. Özel hayatımızda mecbur yani. Bu dün onu yapmam gerekiyordu. O yüzden... Hocaların şu an hani... dinlemiyor zaten, merak etme onlarla. Onların yayınları kestim ben. Onlar duymuyor. Valla keşke insanlar onların ne söylediklerini dinleseler. Birçok şey bulurlar da. Benimkiler hiç takılmasınlar. Diyorsun. Tabii. Dün yani kız arkadaşımı yolcu etmeliydim abi. Onun acılı günüydü sonuçta. Evet ya. O yüzden de ben biraz sabaha karşı gelmek zorunda kaldım. Öyle bir uykusuzluk tekrar, var. Başınız sağ olsun ailece tekrar. Sağ ol abicim. Teşekkür ederim. Evet Oğuzhan, aslında Galatasaray'dan başlayalım. Bu akşam Galatasaray Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. hakikaten Kasımpaşa'ya da baktığın zaman iyi bir çıkış yakaladı Kemal Özdeş'le. Neler söylersin? Nasıl bir maç gözükecek? Çünkü son 6 maçta da bir kez kaybetti lacivert beyazlar. Galatasaray da ligde Fenerbahçe'nin arkasında galibiyet serisini devam ettiriyor. Neler söylersin maçla ilgili? Kaybetmeyen iki takımdan biri. Evet. Galatasaray şu an Fenerbahçe ile birlikte, ki Fenerbahçe bütün maçlarını kazandı. Galatasaray bir tane beraberlik aldı. 9 galibiyetin yanında. Kasımpaşa ile ilgili zaten biz seninle çokça böyle konuşmuşuzdur. Özellikle geçen yılı hatırlıyorum. Çünkü şöyle durumlarımız olmuştu. Kasımpaşa'nın ilk yarıları çok kötü geçirdiğini, işte Ocak-Şubat arasında böyle bir transfer sirkülasyonu harekatıyla beraber işte ligde kalma durumuna şahit olurduk. İşte en son bunu Jackson Muleka'larla başarmışlardı. Hatta geçen yılda da buna zaten örnek verebiliriz. Çok kötü geçen bir sezonun ardından. Tekrardan Kemal Özdeş, ki Kemal Hoca oranın gediklisi olmuş bir antrenördü. Ben antrenörlüğün çıkış noktası ilk Manisa Spor'du. Küçüktüm, daha bayağı küçüktüm o zaman. Ama o zaman bile hani umut vadeden bir antrenördü bence. Şimdi böyle konuşuyorum ama 5 hafta sonra Kemal Hoca'nın kalıp kalmayacağı belli değil işte. Kasımpaşa da böyle bir takım. Böyle tabii bir orada takım. Başkan biliyorsun karışıyor. Friki atsın diyor. Biliyorsun değil mi sen yani? Ondan dolayı teknik direktörü attırmadı diye teknik direktörü görevden aldı falan filan. Yani enteresan bir kulüp Kasımpaşa. Yani yedek kulübesine bir ara Serkan Rençmen'le birlikte başka bir teknik direktör kimse artık o zaman için. O yani iki tane hocanın böyle takıma dokunmaya çalıştığı, konuşmaya, kadro yapmaya çalıştığı diyelim. Tabii canım, yani o da bir yerde başarısızlık, bir yerde istikrarsızlık. Şimdi bu adamları eleştiriyoruz zaten bu noktada. Fakat bu sezon içinse şunu söylemeliyiz. Kasımpaşa ligden düşme gibi bir korkuya, paniğe şu an için. Yok, öyle paniği yok şu tabii anda. Tabii böyle bir duruma yanaşmadı. Üstüne bir de şöyle bir durum oldu Kasımpaşa'nın. çok gol atan
Anadolu takımları bazında düşündüğünüzde vesaire, gol atan aynı zamanda da gol yiyen, böyle maçları gerçekten bir tık böyle pozisyon olarak da zengin geçen bir maç izleten takım hüviyetine büründü. Bu da bizim için Kasımpaşa'yı biraz daha seyir zevkini arttırdı mesela. O anlamda ben emeği geçenleri transferde tebrik ederim. Ama Kasımpaşa gibi tarzdaki takımların hep antitezi erken gol olmuştur. Çünkü bu tarz takımlar ne kadar oynamaya çalışsa da oynama pratiği ya da takım zenginliği, kadro derinliği ve kalitesi bir büyük takım olarak kadar iyi olmadığı için hata yapmaya ya da işte pozisyon sezgilerinde falan hata yapabilip bunda skor olarak dezavantaja dönüşebiliyor. Fenerbahçe maçında mesela biz bunu görmüştük. Yani belki Fenerbahçe'nin çok iyi bir akşamı değildi. Yine bir Avrupa dönüşüydü bu arada o Fenerbahçe için o maç, o hafta sonu. Ama Fenerbahçe istediğini almıştı. Şimdi bugün Galatasaray dinlenmiş olarak çıkacak maça. Yine bu hafta içi maç oynamadı biliyorsun. Cumartesi Rize'den sonra arada yaklaşık bir 6 günlük bir ara var ki hem vücudun dinlenmesi hem de tekrardan bir antrenman programlaması için yeterli bir süre. Ben bugün Galatasaray'ın yani çok bir kaza olacağını, yaşayacağını düşünmüyorum. Bu iç sahanın avantajı, dinlenmiş bir Galatasaray'ın şöyle maçın 60 dakikasını yoğun tempoda, 50 dakikasını yoğun tempoda geçirip rahat bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Ama şu da var. Galatasaray bu ara özellikle bazı lig maçlarını söylemem lazım. Çünkü hepsinde geçerli değil bu söyleyeceğim. Zaman zaman rakibin oynamasına, yani topu almasına müsaade edip zaman zaman da oyunu almasına belli bir noktaya kadar izin veriyor. Ama Davinson gibi, Abdülkerim gibi, Torreira ve Kaan Ayhan gibi savunma bilinci, konsantrasyonu ve eforu yüksek olan oyuncularıyla da rahatlıkla hamle yapabiliyor. Rakibin yaptığı hamleleri, savunma hamlelerini yapabiliyor ve bu şekilde de zaten ligin en az gol yiyen takımı Fenerbahçe ile birlikte, öyle de bir durumu var. Doğal olarak hani Galatasaray'ın hücumunda şu an sıkıntılar yaşanıyor. Pozisyonlar değerlendirilemiyor. Ya bazı isimlerin yanında üzerine biraz daha kurulmuş gibi gözüküyor sevgili Oğuzhan. Katılıyor musun bilmiyorum. Yani Kerem gibi, Icardi gibi, doğru mu? Yani bir iki futbolcunun bireyselliğiyle ya, gidiyor gibi gözüküyor. Yani gelen de eleştiriler hep o yönde. Yorumcuların yapmış olduğu. Ya öyle zaten. Yok, ben de senin gibi düşünüyorum. Hani ben de o eleştirel bakış açısına katılıyorum. Hani şimdi Zaha'nın, Ziyeh'in, Tete'nin. Evet. Şu üç oyuncuyu düşündü, 6 gol yok galiba buradan. Yok. 6-7 gol yok. Çıkmıyor yok. Yani. Şöyle, Zaha'nın Ankara Gücü United golleri var. 2, bir tane Kopenhag maçında var asisti. Tete'nin bir tane Kopenhag maçında golü var. Ziyeh'in Başakşehir maçında yaptıkları var. Yani baktığında 5-6'yı maksimum, ya bulmuyor 6'yı. 5 oluyor işte düşündüğümde şu an. Şimdi böyle olduğu zaman Aygün abi, maaş dengelerine de baktığında abi, şimdi sonuçta sen Ziye'yi getiriyorsan para vereceksin zaten. 3,5 milyon vermişsin adama. Zaha 6 kazanıyor bonuslarla vesaire. Çok iyi kazanıyor. Şimdi Barış Alper de 400 falan alıyor. 420 bin falan alıyor. Yani Barış Alper de United maçına katkı yaptı. Zaha da United maçına katkı yaptı. Mesela şu an aklıma geldi, hiç söylüyorum. Yani maaş dengelerinde bir adaletsizlik var. O anlamı demeye çalışıyorum. Ya abi şöyle. Bak, maaş dengesini şöyle bu etkiler mi? Var. Kötü sonuçlar geldiği zaman etkilemeye başlar mı bu sence? Aynen. Tam ondan bahsedecektim zaten. Mesela şu an kimse Okan Hoca'yı başarısız demez yani muhtemelen. Yani diyen de muhtemelen kendi takımından başka hiçbir takımı takip etmiyordur. Ama şöyle bir durum yok. Okan Hoca şu an çok iyi futbol oynatıyor Galatasaray diyen de çok azdır. Ya ama bu Okan Hoca'lık ne kadar Okan Hoca'lık mesela, onu düşünüyorum ben. Bir 8 numara bir sol bek krizi vardı Galatasaray'da sezon başlamadan. Şimdi sezonun 10 haftası bitti Aygün abi, sonuçta 4'te 1'ini bitirdin ligin. Hala bir sol bek, hala bir 8 numara var. Ve buraya oyuncu alındı üstelik. Ya oraya transfer yapılmasına rağmen hala orada problem olduğunu konuşuyorsak eğer biz şu an. Burada bir yanlışlık var demek ki, yani burada eleştirilir. Maaşla ilgili de işler kötü gittiğinde bunlar daha çok konuşulur. Ya da bunları basın daha çok yazar. O zamanlar böyle herkes gerçekçi, gazeteciyim olayına bürünebilir mesela. Şu an böyle çok yazan olmasa da. Ama şu an abi, kim mesela Barış Zaha'ya sen niye aldın? Pardon ya, ben yanlış bir şey söylemişim. Mehmet Tehçi beni hemen uyardı. Özür dilerim Oğuzhan, sözünü kestim. Şeyle ilgili, Endombele ile ilgili ben mecburiyet yok demiştim deminki yayında, Fatih Kuşçu'nun yayında da. 15 milyon euro 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış, eşit taksitle ödemesi konusunda anlaşılmıştı. Yani ödeme mecburiyeti varmış Endombele'de. Ben yok diye biliyordum. Satın alma opsiyonu.
Benim bildiğim evet bu 2025 yılından geçerli olmak üzere var ve maçlarının %60'ını oynaması lazım bu satın almanın devreye girmesi için. Endombele'de öyle bir durum var. Ama şimdi Endombele oynamadığına göre benim dediğim noktaya geliyor o zaman. Yani o rakama ulaşmamış olacak. Maçların %60'ını oynamamış olacak. İşte bir sıkıntı var. Maçların %60'ını oynatmazsan satın alma devreye girmiyor. Ama eğer oynatırsan da 5 yıla yayılmış 3'er milyon eurodan 5 taksitle sen Endombele'yi almak zorunda kalacaksın. Öyle bir durumu var bu durumun. Galatasaray için söylüyorum. Şimdi maaşla ilgili konuşuyorduk. Net 3 milyon 136 bin euro kazanıyormuş. Tabii. Hı-hı. Ya o da bedel, sonuçta kiralama bedeli yok, bir şey yok. Adam Mehmet Teşçi'ye de teşekkür ederim. Mehmet Teşçi'ye de teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler dinleyicimize de. Dikkatli Hı-hı. bir dinleyicimizmiş. Evet. Geçen yıl sonuçta bu adam Napoli'de ne olursa olsun şampiyonluk gördü, Tottenham gördü. Tottenham'ın hala en pahalı adamı bu adam, tarihinde en çok ödenen bonservis. Ya bunlar varken de bu Apolet'te burada iyi kazanması çok normal Aygün abi. Ama şimdi ama Zaha, Ziye. Şimdi bu tarz adamlar geldiği zaman Barış Alper diyemez ki bu adam niye bu kadar kazanıyor. Diyemez. Diyemezsin tabii. Ziye yani bu adam. Yaptıkları ortada. Zaha bu adam. 10 yıl boyunca Premier League'de yaptıkları ortada. Ama Barış Alper şu an şunu diyebilir. Ben çalışıyorum. Ben kendimi geliştiriyorum. Ben her maça hangi bölgede girersem gireyim katkı yapmaya çalışıyorum. Bunun karşılığı 400 bin euroysa Zaha'nın karşılığı 6 milyon euro değil. Mesela söylerse yarın öbür gün buna da sen Barış haksızsın demek ayıp Barış'a. Ben Barış gibi. Şimdi Barış üstünden gidiyorum. Lütfen yanlış anlamasın. Çünkü örnek veriyorsun sen. Örnek veriyorsun. Aynen. Ben örnek veriyorum dediğin gibi. Ama burada Galatasaray'ın oyuncu gücü, Galatasaray'ın bireysel yetenek kabiliyeti, Galatasaray'ın hocasının iletişim becerisi, insan idare etme tarafı, bunların hepsi çok güçlü. Henüz bunlar çok daha fazla devreye girmemesine rağmen Fenerbahçe ile aynı noktada. Yani bir maç yok arada. 2 puan var. O yüzden kötü de denilen, eleştirilen, her fırsatta işte şöyle kötü oldu, böyle kötü oldu denilen nokta sadece Fenerbahçe'nin 2 puan arkası. Ya bunu baktığın zaman zaten ya bu takım bir de azıcık vites yükselttiğinde, bu takım azıcık konsantre olduğunda, azıcık şu Ziye, Zaha, Tete gibi oyuncular işbirliği yaptığında, Anelino denkleme girdiğinde neler olduğunu düşündüğünde daha farklı şeyler hayal ettirebilen bir takım var. Ha, bunun hayali sezon sonuna kadar sürerse geçmiş olsun Galatasaray'a. O ayrı bir mesele zaten. Ama zaten şu an Kasım ayına geldik. Okan Hoca'nın geçen yılki Galatasaray'ını da hatırlayalım. Geç form tuttu. Ama bu yıl biraz daha farklı. Niye farklı? Endombele, Kerem Demirbay, Sergio Oliveira. Bu 3 tane 8 numara şu an Okan Hoca'nın bu benim 8'im. Ben bununla sezon sonuna kadar giderim dediği bir tane adam yok bunların içinde. Çünkü hiçbiri güven vermiyor. Hiçbiri istikrarlı değil. Hiçbiri tam istenen o eforu, tempoyu koyamadığı için Okan Hoca hep orayı değiştirmek zorunda kalıyor. Şimdi bura elimizde kalsın. Kaan Torreira'ya döndü. Çift 6'ya döndü. Ön tarafı pres olarak yapalım. Ki zaten Galatasaray'ın alameti farkalarından biri prestir. Şampiyonlar Ligi'nin en çok pas arası yapan takımı bu arada. Onu da söyleyeyim. Rakip yarı sahada en çok top pas arası yapan takımı. Hı hı. Şimdi bunu yapan bir Galatasaray varsa bu ön dörtlüden tempo, bu ön dörtlüden pres bekleniyor zaten anlıyorsun. Şimdi pres bekleniyor tamam ama burada aynı zamanda da üretim bekleniyor. Burada üretimi kim yapacak? Burada üretimi Ziye yapacak, Tete yapacak. Özellikle doğru. Bu adamlar hı hı. Kerem'i, Zaha'yı, Icardi'yi oynatmakla görevliler. Ya bu adamların işi bu. Zaha sen Crystal Palace'da oynadığın oyun belli. Top gelir indirirsin, iki kişiyi sırtına alırsın, dribbling kabiliyetin çok çok üst düzey, gider pozisyonu bitirirsin. Yapamıyor şu an. Yani Zaha bunu yapamıyor. Yani yapamadığı için de eleştirilir. Bu kadar basit. Icardi iğneyle çıkıyor. Icardi antrenmana çıkmadan maça çıkıyor. Bu kadar fedakarlığa ve yaptığı bu kadar insanüstü işlere rağmen birilerinin de artık hani ben Galatasaray'dayım artık benden bir şeyler bekleniyor. Ben ortaya bir şeyler koyayım mı düşünmesi lazım. Şöyle düşün Aygün abi. Zaha ile Anelino oynuyor. Rakip Galatasaray'ın sol tarafında. Şimdi sen hocasın. Ama isim isim düşün bunu. Hı hı. Sen hocasın. Kasımpaşa'nın hocası olduğunu düşün. Zaha ile Angelino'nun senin sol tarafına karşı çıktığını düşün. Normal şartlarda. İsim olarak ne düşündürür bunlar sana? Yani korkutur beni. Heh. Değil mi? Der ulan ya sağ tarafı. Tedirgin eder yani. Korkutur değil mi? Tedirgin eder beni yani. Tedirgin eder. Ya korkma falan. Tedirgin eder. Abi dersin ya buralar çok sıkıntılı. Biz burada top kaybı yaşarsak problem yaşarız burayı. Ama öyle görüntü olmuyor diyorsun yani. Şimdi dön.
Galatasaray'ın en tehlikeli yeri neresi abi? Galatasaray'ın en tehlikeli yeri. Bir Icardi'ye merkezden gelen toplar, bir de sağ tarafı. Evet. Bu kadar. Yani Zaha ile Anelino'nun olduğu taraf nasıl tehdit edemez ya? Nasıl edemez? Yani bu adamlar kör kör oynasalar şu an, ikisi maske, göz kapalı oynasalar böyle. Hani şu an bir anda gözünü kapattı, kör oldu Virfile Zaha ile Anelino. Ancak böyle yaparlar yani. Bir yorum vardı onunla ilgili ama Kırşehir'e dayı mesaj atmış. Almanya'dan bize sevgiler saygıları iletiyor Dortmund'dan. Kendisine teşekkür ediyoruz. O da bizi dinliyormuş şu anda. Resim de atmış hatta dinlerken bizi application'dan. Bir yorum vardı. Soruyu sorayım istersen sevgili olsun ama tabii. Aradan sonra cevap ver. Şöyle bir şey konuşuldu. Zaha ile ilgili. Crystal Palace'ta bir yıldızdı. Oranın tek en önemli yıldızıydı. Bütün oyun onun üzerineydi. Hatta sahanın orkestra şefi gibiydi. Yani, yo, öyleydi, doğru. Şimdi buraya geldiği zaman burada çok fazla yıldızlar var. Ondan dolayı beklenen performans... Çünkü o hep bir numara olmak ister. Ama burada baktığın zaman çok fazla yıldız var. Ondan dolayı belki beklenen performansı gösteremez. Biraz kendini geride tutabilir gibi böyle bir yorum yapmıştı bir yorumcu. Buna ne dersin? İstersen bir araya gidelim, aradan sonra senden cevap alayım. Kısa bir ara veriyoruz, aradan sonra sevgili Oğuzhan'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, tabii sorumu sordum ama ondan önce istersen seni takip etmek isteyenler nasıl takip etsinler? Ondan sonra cevabını teşekkür ederim sevindim. Abi. Twitter ve Instagram'dan Oğuzhan Yokuş yazarak beni bulabilirler. Oğuzhan Yokuş, Yokuşların sesi. İkisi ile Twitter ve Instagram, kendi çapımda motor olarak YouTube'da konuştuğum bir kanalım var. O da Engelsiz Yorum. Twitter ve Instagram'dan Oğuzhan Yokuş, YouTube'dan ise Engelsiz Yorum olarak takip edebilirler. Abone olan, takip eden herkese çok teşekkürler. Abi sorunu sorun Zaha'nın Crystal Palace'daki yıldız olması, burada biraz daha geriye düşmesi. Burada biraz daha geriye düşmesi. Şimdi bu, ben bir kere tespit doğru, bence tespit doğru değil bir kere en başından. O yüzden hani Zaha'nın böyle bir şey yaptığını kabullenirsem bu yorumun doğru olduğunu kabullenmiş olurum. Ben yorumun doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Zaha hem takımın en çok kazananı Icardi'den sonra. Bir kere orada geri plana düşmediğini zaten görüyorsun. En çok süre verilen, en çok şans verilen ve bölgesindeki oyuncunun mevkisi değiştirilen bir adam. Yani Kerem'in mevkisi değişti Zaha oynasın diye. Şimdi kim evet. Geri plana atılmış oluyor burada? Zaha geri plana mı atılmış oluyor? Şimdi burada Zaha'nın formsuzluğunu konuşmak, Zaha'nın işin içine devreye girmediğini konuşmak gerek. Zaha'nın hani kırısı... Peki sebebi ne olabilir de... formsuzluğunun, devreye girmemenin sebebi ne olabilir? Abi şöyle bir durum var. Yani maç ritmi, o Adele yaşadığı Adele sakatlığı, kafa olarak, ben bunların hepsinin bir anda etkili olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Buna da karar verecek olan, yani bunun da tersine çevirecek olan da Wilfried Zaha'nın kendisi. O konuca değil. Ya süre veriyor zaten. Şimdi bu takımda Icardi'den sonra skor yapması beklenen adam Zaha benim için. Şu an böyle yani. Bench Dünel maçının dışında Ankara Gücü maçını ya sadece Zaha üstünden okumak doğru olmaz. Çünkü orada bence çok büyük bir performans ve büyük bir efor koydu Galatasaray ortaya. Ama Zaha sonuçta gol attı. İlk 11 maçıydı. Bu yüzden hani orada Zaha'yı konuştuk o akşam için. Ankara Gücü ve Manchester United maçının dışında ben bir Fred Zaha'yım, ben Chris Palace'da 10 yıl oynadım diyen bir adam yok. Sorun bu zaten. Yoksa geri plana falan yok abi. Peki bir şey sana söylemek istiyorum ya Oğuzhan. Sence Galatasaray... Sözünü de kestim ama aklıma tabii sorular geliyor ya, sorular geliyor ondan dolayı. Yok, güzel oluyor, paslaşıyoruz abi. Transfer döneminde bazı isimlerde hata yapmış olabilir mi? Bence olabilir. Mesela Endombele, Kerem Demirbay. Bak buraya, bak Galatasaray'la 8 arıyor. Evet, Kerem Demirbay hakikaten çok büyük beklentiler bekleniyordu ama karşılayamadı şu ana kadar. Endombele de zaten bu ara biliyorsun farklı kilolarıyla, yok hamburger gecenin bilmem kaçtı, hamburger siparişleriyle falan filan ön plana çıkmaya başladı. O da yazık yani, bir futbolcu da bu kadar da bel altı gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum, net söyleyeyim sana. Eyvallah, keşke senin gibi düşünenlerin sayısı artsa. Futbolcuların eşleri üstünden bile kendilerine etkileşim sağlamaya çalışan bir çukur var. Maalesef. Dipsiz bir çukurumuz var. Hangi takımı tuttuklarının
bu şekilde olduğunu hiçbir önemi yok. Ben o takımın taraftarlarının bu tarz adamların payını vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu adamlara hakkı ne kadar kötü değer verilmesi gerekiyorsa o kadar kötü değer verilmesi gerekiyor. Ama biz hani o adam bizdense, yani benim takımımı tutuyorsa tamam abi, söylediği her şey, yaptığı her şey çok mübah oluyor. Hiçbir değerimiz kalmıyor. Ndombele hamburger tarafı, abi Ndombele, bak Mourinho diyor ki kendi yeteneğine bu kadar ihanet eden başka bir adam görmedim diyor. Bak Ndombele ile çalıştı Mourinho. Böyle söylüyor bu adam. Dünyanın en büyük teknik direktöründen birinin söylemiş olduğu cümle yani bu. Bu tabii bu bizim için bir referans. Ama şimdi 62 milyon euroluk yapılmış yatırım var. Buraya da geldiği zaman zaten nasıl diyeyim sana, hep bunu konuşuruz seninle. Ya problemleri olmasa da bu adamları getiremiyorsun abi Bursa'ya. Kolay kolay ama getiremezsin bunları, doğru söylüyorsun. Bir sıkıntı var ki getiriyorsun yani, bir sıkıntı olduğundan dolayı geliyor. Evet, senin de vaadin şu. Ben bu problemle adamın problemlerini çözerim. Senin vaadin bu. Ama buradaki her problemi ya da her oyuncu özelindeki problemi çözmek de mümkün olmuyor işte Aydın abi. Bazı adam Krasic'i çözemedi Fenerbahçe. Atıyorum bak sana, tamamen misal veriyorum. Galatasaray şu an için söylüyorum. Ndombele de olmadı. Yapamadı. Bakan bu. Denkleme sokamadı. Bak bunlar hepsi Galatasaray'ın aslında yan parçaları olması beklenen, Galatasaray'ın rotasyonunu kuvvetlendirmesi gereken elemanlar. Icardi neyle çıkıp oynuyor? Bakan bu çünkü hiçbir şey vaat etmedi. Bakan bu bir şeyler vaat etmiş olsa, Icardi bu kadar fedakarlık yapmak istese de hocası der ki ya otur buraya Mauro, bu sezon uzun, bu iki hafta ben seni düşünmüyorum, Bakan bu ile gideceğim mesela. Ama diyemez bunu şu an. İster demeyi Okan Hoca ama dili dönmez. Dönmez yani. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'ın Ndombele, Kerem Demirbay, Angelinho bu taraflarına baktığında, Bakan bu taraflarına baktığında performans alamadığı da aşikar. Şimdi Tete ile Ziyeh'i bunun dışında tutuyorum Aydın abi bu arada. Bir de Zaha'yı koyabilirim oraya. Hani çok böyle büyük performans göstermedi. İskali performans göstermedi sonuç olarak. Ama Davinson tarafı var mesela. İnanılmaz oynuyor. Ya bu kadar yüksek bir perdeden girip bu kadar denklemi değiştirecek bir stoper uzun zamandır şahit olmamıştım. Bir Fenerbahçe'de Cicu'nun bu yaptıkları var. Bir de Davinson'un yaptıkları var. Ben çok başka bir şey ya. Sikleti çok başka. Yani hissettiriyor sana. Ben Ajax'tan geldim. Ben Tottenham'dan geldim. Ben yani sen bana orada oynamadı desen ne olur yani. Sen izle. Devam et. Gör. Hani bunu anlatıyor Davinson sana. Ama Zaha bunu anlatmıyor işte. Zaha'nın da bunu anlatması lazım. Anladım. Ya o yüzden bu Galatasaray'da biraz kısa ölçekli problem olsa da bu Galatasaray'ın şu an için lastik patlatmasına neden olmadı. Ama lastik patlatmayacak diye de, lastiği patlamayacak diye de bir şey yok. Doğru. Kısa bir ara verelim. Reklam arabası var. Sevgili Oğuzhan, çok kısa bir 11 reklamlarımız var. Bir oraya gidelim, ondan sonra sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, Muslera, Boy, Sanchez, Nelson, Abdülkerim, Torreira, Kaan, Ziye, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi 11'de çıkması bekleniyormuş Galatasaray'ın bu akşamki Kasımpaşa maçına, neler söylersin? Tabi idman yapmayan, sadece maç günü oynayan bir Icardi var, onu da belirtmemizde fayda var. İşte az önce de hani onu konuştuk zaten. İstersen oradan bir devam edeyim. Yani mesela bu adam bu fedakarlığı yapmak zorunda değil. Ya bir kere böyle bir aidiyet yok. 2023'te ya gerçekten Metin Oktay'ın torunun falan mı yani diye düşünüyorum bu adam. Yani böyle bir şey şaka gibi ya. Ya çıkıyorsun mahallede, çocuklarla konuşuyorsun, ilgileniyorsun. Eşinle, eşin için her şeyi yapıyorsun. Eşinin ölüm tehlikesi varken Arjantin'de futbolu bırakma noktasına geliyorsun, ağlıyorsun. Eşine de geçmiş olsun diyelim. Ciddi bir rahatsızlığı var Vanda'nın. Ona da acil şifalar dileyelim. Evet, geçmiş olsun aynen diyelim. En kısa zamanda acil şifalar inşallah. Bu yüzden diyorum işte, futbolcuların eşlerine gidebilecek kadar bel altı giden, burada yorumcuyum diye dolanan insanlar var bu ülkede. Ben bunu yediremiyorum maalesef. Ve bu kadın belki de, bilemezsin de yani, belki de bir yıl sonra hayatta olmayacak. Yani böyle çok kötü geliyor bu işler. Hesaplar, bu iş olmaz. Şimdi Mauro Icardi'de böyle bir aidiyet var. Böyle bir de performans var ki bu performans anormal bir performans. Her şeyi yapabilen bir, tam olarak bir süperstar tanımının karşılığı bu adam. Ama hafta içi senin maçın var. Bayern Münih'le maç oynayacaksın. Yani Bayern Münih tabii ki favori. Yine favori. Bayern Münih kimle oynarsa, birkaç takımı çık, o maçların hepsinde favori. Ama
Icardi'yi daha diri çıkartmak, Icardi'nin ağrılarının azalması için işte Icardi'yi şu maçı oynatmayabilirsin. Yani o tarafı olmalıydı Galatasaray'ın. Bu kadro kurulurken bu kadronun ikinci alternatifine, santraforuna güvenebilirdi taraftar ve Okan Hoca. Ya şu anki denkleme baksana Aygün abi. Barış Alper var o tarafta. Barış Alper zaten net bir 9 değil bir kere. Adam elinden gelen her şeyi yapıyor zaten gösterdiğin oynattığında falan. Ama sonuçta net bir 9 değil bu adam. Bir de Bakan bu var. Ha, bir de Halil var. Şimdi hiçbiri denkleme giremediğinde ya diyorsun ki bu kadar transfer nasıl olacak abi? Ya Icardi'nin hiç mi iki maç dahi yerini doldurabilecek? Icardi'nin yerine ya ben de buradayım biraz ben de sana yardımcı olabilirim mesajını performansla verebilecek. İşte demin onu söylemek istedim. Bazı isimlerde hata yapılmış olabilir mi anlamında onu sordum transfer anlamında. Ya Icardi'nin bir alternatif olarak gelen ismin de maalesef alternatif teşkil etmediğini gördük. Ya bunu gördün doğru ama bunu sen nasıl gördün? Bunu denedi gördüm. Denedi gördüm tabii canım. Denemeden tabii. Göremezdim. Mümkün değil. Ha, doğru. Hem öyle hem de şimdi ilk geldiği zaman düşün. Bakan bu işi yapar diye çoğumuzun konuştuğu bir adam. Bak geçen yıl dahi sadece 18 gol attı Yunan Ligi'nde. Şimdi bu adam diyorsun ki ya 32 yaşına geldi zaten. 60'tan sonra zaman zaman işte ilk 60 dakika oynadığında sırıtmayacak. Hem kanat oynayabilen hem santrafor oynayabilen bir adam. Şimdi burada bir planda sıkıntı yok. Bakan bu geliyor. Yani tutmadı. Ne olacak yani? Ben o konuya bakmıyorum ama eleştirmiyorum ama sonuç olarak bu transfer tutmadı. Bitti yani bu kadar. Maalesef tutmadı, yapacak tutmadı. Bir şey yok. Halil Dervişoğlu bence çok daha fazla ne derler buna umut vaat ediyor. Ben Halil'in katkı sağlaması bekleniyor ama o da katkı sağlayamadı şu ana kadar. Sağladı mı sence Halil? Yani beklediğin performans alabildin mi Halil'den? Hayır. Tabii ki doğru söylüyorsun. Ama şöyle düşünüyorum. Bulduğu sürelerde de Halil çok sırıttı diyemem ben bu sezon. Ben yine benim beklentilerimi karşıladı. Halil'in daha fazlasını yapabileceğini. Bak mesela şeyi düşün abi. Ljubljana zamanını düşün. O tarafta iyi oynadı. İyi elemeler geçirdi Halil Dervişoğlu. Yani Galatasaray playoff'a giderken aslında Halil kötü performanslar göstermedi. Ligde de var böyle bir son 15 attığında o son 10 attığında Okan Hoca onu sahaya iyi performanslar. Ben bu yüzden diyorum ki Icardi'nin hani alternatifi olamaz da hani yerine en azından farklı bir oyunda farklı bir tarzda bir Halil Dervişoğlu da burada düşünülebilir. Artık burada düşünülmesi gereken bakan bu değil yani. Onu anlatmak için söyledim. Yoksa Maru'nun yapabildiklerini yapabilecek çok az santrafor zaten Süper Lig'de. Bırak Galatasaray'ı. Yani çok az değil bence yok zaten. Yani Süper ve Masu 2 yıldır yaptıkları bambaşka bir şey çünkü. Zaha'nın bugün, Ziyeh'in bugün mutlaka Kerem'e Icardi'ye biz buradayız, biz geldik diyebilmesi lazım Aygün abi. İç sahadasın, cuma akşamı dinlenmişsin. Gayet iyi bir hafta içi geçirmişsiniz. Kesinlikle biz buradayız. Biraz sakin olun mesajını vermesi lazım. Kerem'e, Icardi'ye, Okan Hoca'ya ve tüm taraftara. Ünal Bıçakçı demiş ki günaydın Aygün Bey. Oğuzhan'a başsağlığı diliyorum. Sultan Gazi'den Ünal demiş. Oğuzhan Bey'e Galatasaray devre arasında sol bek ihtiyacı var mı? Selamlar demiş. Selamlar bizden teşekkür ederiz. Valla yani Kazımcan Aninho var değil mi? Şu anki denklemde evet. Galatasaray'ın sol beki bu. Şimdi bir taraf Kazım çıktığı zaman tatmin olmuyor. Bir taraf Aninho çıktığı zaman tatmin olmuyor. Doğal olarak var gibi duruyor. Yani burada Galatasaray sol bek almasın sezonu götürür demen için bak demen için şu olması lazım. Aninho'nun bugün çıkıp ben Leipzig'deki o Hoffenheim'de bir ara gösterdiği performansı tekrardan gösteriyorumu vermesi lazım. Şimdi Aninho'nun o hücum gücü, o Aninho'nun 3 maçta bir skora dokunan asist ya da gol olarak dokunan hücum kabiliyeti, hücum becerisi şu an Galatasaray'da sirayet etmedi. Şimdi herkes Aninho'nun abi bak burası çok önemli bence. Herkes Aninho'nun hücum meziyetlerinden, hücum kalitesinden ve hücum devamlılığından dolayı savunmadaki defolarına tahammül gösteriyordu. Şimdi sen hücumda da bunları veremediğinde senin tahammül edilecek bir şeyin kalmıyor. Çünkü zaten iyi bir savunmacı değilsin. Üstüne de çok iyi olan o orta kesme, o zaman zaman sağ taraftan akın olduğu zaman sol tarafta cezalarını çoklayan ve oralarda gol vuruşu yapabilen meziyetlerini de ortaya koyamadığında Aninho'nun bir numarası maalesef CV'sinden başka bir numarası kalmıyor. CV'de bir yere kadar. CV'de beklenir ki oradaki geçmiş geleceğe dönsün, şimdiye dönsün, bana şimdi kazandırsın, geleceğimi daha fazla parlatsın. CV'nin mantığı da budur zaten. Şimdi sen Aninho'nun bu hücum meziyetlerini
bu kaliteli bugüne kadar yaptığı background'u düşünüyorsun ve büyük bir çıkmaza giriyorsun. O zaman Erden Timur George Gardy'yi, artık başka menajerleri, Uğur Bey'i vesaire arayıp ya da kendisi mutlaka bir Ocak ayı için bir bakıyordur. Bakmama ihtimali yok. Evet, Ocak ayı için transferlere bakıyordur diyorsun, bakmama ihtimali yok diyorsun. Tabii yavaş yavaş Galatasaray kısmını kapatmak istiyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı? Hayır abi, yani bugün ben Galatasaray'ın kazanacağı ve seyircisiyle birlikte biraz da böyle gollü bir maç kazanıp biraz daha relax hale getireceğini düşündüğüm bir maç var. Evet, tabii sen hakemlerle ilgili çok konuşmayı sevmiyorsun, biliyorum çünkü. İsmail Eroğlu sana selamlar iletmiş. Selamlar abi. Trabzon'un iki tane net penaltısı verilmedi diyor. Hakem bu hafta maç aldı diyor. Değerlendirmişsin diyor ama sen hakemlerle ilgili konuşmayı... Yok abi, ben Galatasaray'ım. Ben Galatasaray'la ilgili de hakem konuşamam. Ben Fenerbahçe'yle ilgili, Trabzon'la da ilgili. Ben hiç konuşmadım. Görmüyorum abi. Görmediğim bir şey ben konuşamam. Bir de ben hakem yorumculuğunun da bir alan istediğini, bir uzmanlık istediğini düşünüyorum. Hı hı. Bu yüzden bu tarafa tabii ki geçmiyorum. Mustafa Dürüst demiş ki Hamza Akman'ı sorar mısın Oğuzhan'a? Bu çocuk çok yetenekli. 8'de denenemez mi demiş. Denenebilir. Doğru söylüyor. 10 da denenir muhtemelen. Ya ağırlık olarak 10 da denersin. 8'de denersin. Orada bir problem yok. Bu arada Mertens'e gelemedik bak az önce. Mesela tutmadı olmadı diyoruz ya mesela bu sezon için. Bak Mertens çok iyi başladı sezon başlangıcına. Ama şu anki Mertens mesela son Rize maçındaki Mertens. Hı. Okan Hoca biliyorsun rotasyona gitti. Mertens'i Kerem Demirbay'ı aynı anda sahaya attı. Ama ne oldu? Mertens maalesef yapamadı yani. Yürüyemiyordu. Hücumda organizasyon yapamadı. Yani ve bir Mertens hayranı olarak söylüyorum ki ben Mertens'e Galatasaray'a gelmeden önce Napoli'deyken çok böyle anlatırdım. Çok başka bir karakter, çok başka bir oyuncu zaten. Ama Mertens'in mutlaka devreye girmesi gerekiyor Galatasaray'da, onu söyleyeyim. Hamza Akman, abi Hamza'da sıkıntı yok. Ama daha büyük sıkıntı ne biliyor musun? Hamza'nın önüne de Hamza yaşında adam alınıyor sonuçta, değil mi buraya? Eyüp Aydın aldı mı galiba? Evet. Aldı abi, bu adam bayan altyapısı diyoruz diye konuşmadık. Hı-hı. Tamam. Tamam abi. Eyüp'e talipler vardı. Eyüp Galatasaray'ı tercih etti diye konuştuk. Abi şimdi Kerem, Ndombele, Oliveira hepsi Eyüp Aydın'ın önüne geçecekse yazık değil mi Eyüp Aydın'a da? Niye aldın o zaman ki Eyüp Aydın'ı? Doğru. Fenerbahçe Trabzon maçına geçeceğim. Son cümleni alayım Galatasaray'la ilgili. Sonra arayacağım yani, çünkü çok kısa reklamım var. Galatasaray hiç ekstra %60'larını %70'lerini Icardi ve Kerem dışında, Abdülkerim, Torreira ve Davinson Sanchez dışında gören oyuncusu olmadan hala namalip bir şekilde gidiyor. Galatasaray için en büyük umut potansiyellerin performansa dönüştükten sonraki tarafı. Bu potansiyellerin, bu geçmişte yapılanların performansa dönüşmesini beklemekten... HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda Görmen Gider milli takımcısı sevgili Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, hafta sonu yani yarın aslında cumartesi Fenerbahçe Trabzonspor maçı var ama Fenerbahçe'de biliyorsun bir stoper krizi yaşanıyor. Maalesef. Maalesef Beko, Ciku, Serdar Aziz gibi çok önemli isimler yok. Samet oynayacak büyük ihtimalle. Onun yanında da Osterwald veya oynatacak. Aklıma gelmedi bir anda. Osterwald ve Samet oynatacak. Öncelikle Mert Müldür. Aynen, Mert oynayabilir de burada muhtemelen Osterwald'ı sol stoper olarak oynar ki. Aynen. Aydın abi. Bence de. Nasıl bir maç görüyorsun? Neler söylersin? Abi Trabzonspor için bir kere fırsat maçı. Trabzonspor için krizden çıkma için bir kere maç Fenerbahçe maçı olması mevzuyu Trabzonspor için çok daha başka bir noktaya götürüyor. Ama öte taraftan da bu stoper krizi oyunun sağ içi tarafında da Abdullah Avcı için büyük bir fırsat olabilir. Bu yüzden böyle söyledim. Ya bir kere Rodrigo, Becao, Ciku rakipler için illallah ettiren Fenerbahçe'nin aslında hücumunun bu kadar iyi olmasını sağlayan en temel yapı taşı yani baktığında. Hani hep biz Tadic'den, işte Fred'den, Szymanski'den, Dzeko'dan konuşuyoruz ama asıl taraf bu taraf abi zaten. Asıl mevzu burada başlıyor. Şimdi rakip karşılanıyor, alanı daraltıyor. Topla da çıkıyor Ciku özellikle. Becao birebir de zaten çok iyi ve rakipleri korkutan dediğim rakiplere karşı üstünlük sağlayan bir tarafı var. Şimdi bunlara baktıktan sonra aylardır oynayan
aylardır bir şekilde o düzeni mükemmelleştirmeye çalışan Çark'ın en güçlü dişlilerinden ikisi yok. Ya, bu Fenerbahçe için problem. Ama Trabzonspor için de şöyle bir aslında şunu söyleyeceğim. Samet Akaydın için biraz fırsat maçı. Şöyle bir fırsat maçı. Bak mesela Vincenzo Montella Samet'i attığında oyuna biz dedik ya. Ya ben demedim de. Hani basın için söyleyeyim. Ya ne oluyor ya Samet işte takımında sadece o zamana kadar 90 dakika oynamış kardeşim öyle şey mi olur? He 90 dakika oynamış ama önemli değil abi. Antrenörü güveniyor ve antrenörü tanıyor. Şimdi Paul Onuachu. Onuachu Samet. Gözünün önüne canlandır. Eşleştir bu adamları. Hı hı hı. Şimdi Onuachu hava topunda ligin en iyisi bir kere. Yani onu söylemek lazım. Adam 2 metre ki alıyordu zaten gelen topları. Şimdi Samet de 1.97 falan 1.98 falan. Samet de çok uzun. O yüzden Samet'le Onuachu birebir oynar muhtemelen. Samet'le Onuachu birebir oynar. Jadon Osterwolde de topla çıkışlarda kısa kaldığında işte Livakovic oyunu kurduğunda Jadon Osterwolde de oradan sorumluluk alıp organizasyonu o kurmaya çalışır diye düşünüyorum. Bu benim aklımdaki şey. Hani bu böyle olacak demiyorum. Yanlış anlamaz kimse ama böyle bir durum var. Biraz da şöyle bir durum var. Onuachu atılacak topları Onuachu kendi önüne indirmeden sağına soluna servis yapabilen bir adam. Bu yüzden daralarak oynaması gerekecek. Yani Fenerbahçe'nin o stoperlerinin mutlaka birbirinin kademesinde kalması gerekiyor. Sonuçta Onuachu bu topu kendi sağ tarafına indirdiğinde bir şeye doğru inecek. O yüzden Jadon Osterwolde'nin orada varlığı ya da İsmail'in o tarafa yönelmesi ya da sol bek bu muhtemelen Ferdi oynar. Ferdi'nin biraz daha merkeze doğru kayması gibi parametreler biraz daha Fenerbahçe'nin topu geri kazanma süresini belirleyecek diye düşünüyorum. Şöyle bir kadro düşünüyorum ben sana söyleyeyim. Kalede Livakovic'i görüyorum. Onun önlerine baktığında sağ ve sol beke baktığın zaman Ferdi ile Osayi, Jadon'la demin de söylemiş olduğum gibi Osterwald, Jadon ve Samet gözüküyor. Stoper bölge. Onların önünde İsmail ile Mia Zeiss, Szymanski. Kanatlarda bir kanatta İrfan, öbür taraf Tadic, forvette Dzeko gibi çıkacak gibime geliyor bu maça. Ya bir de şu an böyle çok gelemedik daha stoper meselesinden dolayı Fred yok. Tabii yani Fred yok. Bir de Fred yok. Ama yani Mia da fena değildi. Bu son Pendik maçında son 1-2 haftadır Mia da kendini göstermeye başladı. Oynadı. Performans attığı gollerle oyunu yönlendirmesi. Tabii bir Fred olması mümkün değil canım tabii ki. Fred yani çok farklı. Fred olması, ya gol atsa da Mihail Zeiss Fred olamaz. Yani bu böyle abi. Yani Fred'in yapabildikleri başka. Fred'in istikrarlı bir şekilde gösterdikleri çok daha başka. Ya bir kere Fred Szymanski'yi rahatlatıyor. Fred bir kere İsmail'e gelen hücum sayısını azaltıyor. Fred İsmail'e koşan rakip sayısını azaltıyor. Ya Fred pres yapıyor. Fred aldığı topu 20 metre 30 metre rahatlıkla sürüp rahatlıkla istediği yere oynayabiliyor. Ya bunların hepsini yapabilen komple bir orta sahadan bahsediyoruz. Az önce Endombele'nin, Kerem Demirbay'ın, işte Sergio Oliveira'dan bahsederken bir tane şunu yapacak oyuncu Galatasaray'da olmuş olsa rüya gibi bir sezon peri masalını devam ettirecek bir Galatasaray diyebilirdik. Direkt olarak derdik muhtemelen. Yani Brett Jetson gibi oyuncular çok değerli oluyor doğal olarak Ergün abi. Şimdi Mihail Zajc'ın en iyi performansı ne zaman abi? 2021-22 zamanı yine İsmail Hoca ile performansı. Evet. İsmail Hoca geldikten sonra Zajc'ı denkleme soktu. Mihail Zajc 9 gol attı. Serdar Dursun'dan sonra takımın en çok gol atan doğru. Mihail Zajc'tı. O zaman da İsmail Kartal Hoca'ydı. Zaten ondan dolayı Mihail'in kalmasını istedi İsmail Hoca. Aynen ben de tam oraya gelecektim. Şimdi Mihail Zajc'ın kalmasını istedi Fenerbahçe. 3 yıllık kontrat yapıldı. Ya bu adam gidecekti bir sezon biterken biz Zajc'ın çok Fenerbahçe'de kalmayacağını düşünüyorduk. Sonrasında işte pazarlıklı vesaire oldu. İsmail Kartal, Zajc yakınlığı var burada. Bu mesele bu şekilde çözüldü. Çünkü en iyi sezonunu İsmail Kartal'la yapmış bir Mihail Zajc. Ya futbolcu sonuçta robot değil abi anlıyor. Yani ben diyor bu antrenörle ben en iyi performansım verdim. Ya bu kadar basit. Ya da ben bu antrenörle kötü oynamıştım. O geldi ben gitmem lazım. Böyle düşünür abi adam. Yani normal bunlar da. Zajc için de fırsat maçları bunlar. O yüzden böyle söylüyorum. Cezalarını çoklaması. Szymanski ile birlikte bir tane daha artı bir. Hatta artı iki oluyor doğal olarak Szymanski ile birlikte. Artı iki Fenerbahçe cezalarını, rakip cezalarını içine adam sokabilecek evet. kadar da özel oyunculara sahip. Zajc'ın bu özelliğini unutmamak lazım. Zajc'ın bu özelliğinin onun gol yakınlığını getirdiğini unutmamak gerekiyor. Uzaktan her şutları zaman, var. Onu da unutmamak tabii, lazım. Hı-hı. Her zaman doğru yerde olan Szymanski. Bir santrafor kadar net vurabilen bir Szymanski, bir 10 numara kadar zeki olup asist yapabilen bir Szymanski, bir 8 numara kadar prese katkı verebilecek kadar takımdaşlığı yüksek bir Sebastian Szymanski var. Ya bu iki oyuncuyu düşündüğünde
bir şeyler vaat ediyor diyorsun. Ama aradaki uyum nasıl olur? Mihai Zajc %100 olur mu? Bunların hepsi o maçta belli, yarın belli olacak şeyler. Bir de tabii ki rakip karşılama tarafı var. Fenerbahçe'de rakip baskıdan kurtulur, rakip baskıdan oyunu kurar bir şekilde çıktıktan sonra karşılamalar nasıl olacak? Kaymalar nasıl olacak? Zajc, Szymański bu anlamda ne kadar efor ortaya koyabilecekler? Az önce de konuştuk bunu. Samet, Jadon Osterwalde tarafındaki uyum, bunların hepsi çok belirleyici olacak. Fenerbahçe'nin biraz daha maçlarının zorlaşabileceği döneme girdik. Görece diğer maçlarına göre. Trabzon'dan sonra Adana Demirspor maçı da var. Onu da söyleyelim tabii ki. Ya bu maçlar çok daha zorlu maçlar. Avrupa maçları var. Öyle ama bugüne kadar 19'da 19 gitmiş. Hiçbir şekilde maç kaybetmemiş. Ligde 29 golle en çok gol atan, 5 golle Galatasaray'la birlikte en az gol yiyen, en çok net şans yaratan 53'le de bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. O yüzden hani bazı şeyleri övebiliriz, eleştirebiliriz. Bunlarda hiçbir problem yok. Ama günün sonuna geldiğin zaman Fenerbahçe'nin şu Kasım ayına kadar her şeyi çok iyi geçirdiğini de söylemek gerekiyor. Bu bundan sonra her şey çok iyi olur demek değil ama bugüne kadar olanın da hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Özgür Güven demiş ki Cengiz Ünden hakkında neler söylemek ister demiş. Bir de Osterwald'la ilgili neler söylersin? Tabii Osterwald'la söylemiştin ama Cengiz'le ilgili neler söylersin? Cengiz Ünden'le abi ilgili. Jadon Osterwald'la ilgili klasik şunu söyleyeceğim. Bir büyük takım beki midir? Tartışılır. Şöyle tartışılır. Hani atıyorum sana sezonluk 10 gole katkı yapar mı? 5 gole katkı yapar mı? Bu soru işareti. Ama rakibin açığını oynatmaz. Serttir. Devamlıdır, tempoludur, savunma kabiliyeti çok yüksektir. Ya bunların hepsini düşündüğünde biz zaten seninle de bunu konuştuk. Jadon Osterwalde bir yerde mutlaka Premier Lig transferini ya büyük da Hollanda milli takım forması. Ben ona röportaj yaptım biliyorsun. Jadon'a röportaj yaptım. Gördüğümü bilmiyorum. Tabii. Hedefim de aynen. Hollanda milli takım var ve Premier Lig var zaten. Hedef tamam yani bu muhtemelen de bu ne zaman olur tabii ki biz bunu bilemeyiz ama bu gerçek olur muhtemelen. Cengiz'le ilgili de abi vallahi son söyleyeceğim bir başta söyleyeyim. Bu kadar büyük bir paranın yapmayacağı bir oyuncu. Bir Türk oyuncu olmuş olması sadece bu bonservisi Fenerbahçe için vermek zorunda bıraktı. Başka hiçbir açıklaması yok. Cengiz gibi 13-15 milyon euro bandında Avrupa'da çok 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 daha iyisini rahatlıkla bulabileceğim bir durum var. Cengiz Ünder ama Roma'da bir Fonseca zamanında gösterdiği bir performans var. Başakşehir maçı Başakşehir performansı hepimizin aklında zaten. Orada bir problem yok ama önemli olan bunu Süper Lig'in dışında da yapabilmiş olduğu zamanları baz almak. Çünkü asıl bizim için gösterge olan Süper Lig'in dışında büyük liglerde yapmış olduğu performanslar. Marsilya tarafında da Cengiz'in geçen yılı ben kötü geçirdiğini düşünmüyorum. Igor Tudor'la çok kötü anlaşmıştı ilk başta. Igor Tudor ona bence saygısızlık yapmıştı. Onu oyuna sonradan alıp bir daha çıkartmıştı. Böyle garip bir iletişimleri vardı. Ama sonradan söke söke Igor Tudor'dan formayı almış bir Cengiz Ünder vardı. Bu arada skor da yapmaya başlamıştı. O yüzden hani Cengiz'i eleştiriyorum ama gerçekten o Cengiz savunucuların çoğundan daha çok Cengiz'i dinlemişimdir. Ondan da eminim. Cengiz Ünder'in İrfan Can kadar ben buradayım diyebilmesi lazım. Ha, İrfan Can bunu erken mi gösterdi? İrfan Can da bunu çok geç gösterdi. Geldiğinden beri hep İrfan Can tartışıldı. 3 maç iyi, 5 maç, 10 maç kötü. İrfan Can o 3 maçı bizim yıllar boyu konuşmamızı bekledi. Yani onun sınırsız kredisi varmış gibi bir durumun olmasını belki de istiyordu. Öyle bir durum yok. Fenerbahçe'de İrfan Can'ın kariyeri bu sezona kadar hiçbir şekilde istedilen gibi gitmedi. Bu sezonsa işler farklı. İkili mücadelede İrfan Can var. Orta sahaya gelen destekte İrfan Can var. Skor yaparken İrfan Can var. Bir kere kariyerinin en yaptığı skor fazlalığını bu sezondan başardı zaten. Geçen haftadan İrfan Can başardı. Özür dilerim. Pendik'ten önceki maçta başardı. Aynen. Yani şimdi İrfan Can bayağı iyi gidiyor. Ama şunu sana söyleyeyim. Bak şimdi unutma. Yakup Demirtaş bir mesaj atmış. Demiş ki evet Cengiz pahalı demiş ama lakin İrfan Can'ı hırslandırın demiş. Yani Fenerbahçe Cengiz'in gelişiyle beraber İrfan Can Kahveci kazandı. Tabii. Yakup Bey oradan güzel bakmış. Ama sonuçta kulüpte esas olan da aldığın oyuncudan verdiğin paradan verim almaktır. Yani bugün biz Zaha'nın maaşını niye tartışıyoruz abi? Zaha performans gösterse kimin umurunda olur Zaha'nın 6 milyon alması? Ya Cengiz için de böyle. Cengiz iyi oynuyor olsa, Cengiz istediği zaman skor yapıyor olsa, Cengiz Tadiç'e yardımcı oluyor olsa kimse bakmaz yani demez yani Cengiz'e niye 13 verdin demez. Ama
sen bu performansı, sen bir kere gelirken başta zaten bu kadar para eder mi etmez mi olayıyla geldikten sonra üstüne de bu performans dalgalanmaları, bu maalesef de sakatlıktan ötürü bir istikrarsızlık tarafı olduğu zaman da direkt olarak kişisel bazda baktığında, Cengiz Ünler özelinde baktığında iyi bir başlangıçtan bahsetmek mümkün değil. Ama yetenek olarak baktığında da az önce söylediğim gibi Marsilya ve bir dönem Roma'sına baktığında Cengiz'in neler yapabileceğini zaten hepimiz biliyoruz. Bir kan anonsum var, bir dinleyicimiz göndermiş. Bakırköy Doktor Sadi Konut Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan annesi için ARH pozitif kana ihtiyaç varmış. İletişim için Zeynep Hanım'ın numarasını vermiş. 0506 110 94 72. Bakırköy Doktor Sadi Konut Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatmakta olan annem için diyor Mesut Bey. Zeynep Hanım'ın numarasını tekrar söyleyeyim. ARH pozitif kana ihtiyaç varmış. 0506 110 94 72. Tekrar geçmiş olsun. Acil şifalar ve geçmiş olsun diyelim. Şunu sana sormak istiyorum. Trabzonspor'a baktığın zaman Abdullah Avcı ile beraber bir galibiyet, bir beraberlik var. Hı-hı. Tabii ki kendi kurmadığı bir takım var. Nasıl görüyorsun Trabzonspor'un maçta? Kendi kurmadığı bir takım var ama çoğu oyuncu tanıyor. Evet, %55, %45 diye bir şey söylemişti basın toplantısında. Yani takımın yarısını sever Abdullah Hoca matematik işlerini. Takımın yarısını tanıyor zaten. Doğal olarak da hani böyle bir ben bu takımı kurmadım, bu oyuncular nereden çıktı denecek bir durum yok. O yüzden o hani Abdullah Avcı ben bunu bahane olarak sunuyor da demiyorum, yanlış anlamasın hiç kimse. Ama hani yarısını tanıyorsanız zaten bir kere en baştaki o yaşayacağınız bu oyuncu nasıl, bu oyuncunun karakteri nasıl gibi analizler minimum hale iniyor. Bu da sizin işinizi kolaylaştırıyor. Zamanınızı bir kere arttırmış oluyor her şeyden önce. Ben Trabzonspor'un iyi bir oyunun olduğunu şu an görmedim, düşünmüyorum. Özellikle Karagümrük maçı. Yani maç 60'a kadar o kadar kötüydü ki Aygün abi, ya ben inanamazsın yani. Maçta bir tempo yok. 59. dakikada ilk kaleye şut geldi. 59'du galiba. Ben Fenerbahçe maçının önce Pendik Stadı'ndaydım, o maçı izlemeye başladım. Tabii belli bazı ama hakikaten çok sıkıcı bir maçtı. Onda ilk şut 59'da geldi ya. Trabzonspor'un 12 tane şutu var. Kaleye bulan isabetli şutu yok. Ya böyle de bir durum var Trabzonspor'un. Bu arada maçı TZG başlayacaktı Aygün abi. Isınmada bir sakatlık oldu. Funtas girdi oyuna. Evet, doğru. Funtas'la başladı Trabzonspor. Funtas'la maçın en çok zorlayan adamlarından biriydi. Özellikle ilk yarıyı ben iyi geçirdiğini, biraz devamlılık anlamında Trabzonspor'da ortaya bir şeyler koymak için gayret eden ilk oyuncu olarak Funtas'ı sayabilirim. Bunu söylemem gerekecek mutlaka. Trabzonspor için olgunlaşmış bir oyundan bahsetmek mümkün değil ama bu maç diyorum ya, böyle çok da hani Trabzon özelinde oyun şöyle oyun böyle denilecek bir maç olmayabilir. Trabzonspor'un bu maça bakış açısı cami olarak farklıdır. Abdullah Hoca'nın da hocalık tarafını düşündüğümüzde bu maçı çıkış olarak göreceğinden de hepimiz eminiz. Yani doğal olarak daha farklı bir Trabzonspor mutlaka göreceğiz. Vişcan'ın ve Onoachu'nun direksiyona geçtiği bir Trabzonspor bekliyorum ben. Bu iki oyuncu çok süre sorumluluk alacaktır. Özellikle Alanya maçını hatırlayalım. O zaman da Trabzonspor merkezden çok delinmişti. Fenerbahçe'nin mutlaka merkezi zorlayacağını düşünüyorum. Az önce ben bu yüzden söylemiştim. Szymański ve Zajc'in ceza alanı için artı ikisi Trabzonspor'un oyuncularını çok zorlayabilir abi. Stoperleri şaşırtacaktır. Alan paylaşımlarında hataya sürükleyeceklerdir. Merkezden delinen geçişlerde özellikle top kayıpları olduğu zaman Alanya Spor çokça pozisyon bulmuştu. Carlos Eduardo özellikle onun üstünden çokça zorlamıştı. Ama Fenerbahçe'ye baktığında bunu direkt olarak cezalandıracak birçok oyuncu var. O yüzden de Trabzonspor için merkez savunması, merkezde aldığı topların kıymeti, değeri biraz daha belirleyici olacaktır. Maçın bu tarafıyla da ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'da dümene geçecek oyuncu Edin Vişe ve Paul Onoachu olur. Bu benim bir beklentim. Diğer tarafında işte Funtos olur, Trezegi olur. Yani belki de Barca olur. Bu üç elemandan biri olacak sonuçta o tarafta. Onlar da bu oyunculara yardımcı olan Abdülkadir Ömür'le de merkezde oyun akışkanlığını, pas hızını arttırmaya çalışan oyuncular olarak da zorlayacaklardır. Yani sonuç alır almaz ama bu durum böyle olur muhtemelen.
Batista Mendy Berat tarafını bozmayacaktır. Mutlaka çift pivotla çıkacaktır. Ki Berat ve Batista Mendy'nin de uzun toplarda yani karşılama olarak iyi olduğunu düşünüyorum abi. Sertlik olarak iyi olduklarını düşünüyorum. Özellikle topu ayaklarına aldıktan sonraki taraf daha belirleyici olacak. Bu adamlar basit oynayan adamlar. Zora gireyim, hani zorlama pas atmadan ya da birinci sınıf işlere gireyim değil. Biraz daha kısa sürede topu ayağından çıkarayım o tarafını düşünen orta saha oyuncuları. Şimdi bu adamların topu kimle, hani Bişay'la, Onuachu'yla, Abdülkadir Ömür'le bu tarz oyuncularla ne kadar kısa sürede buluşturması ve hangi bölgelerde Fenerbahçe'ye karşı etkili olabilecekleri bölgelerde topu buluşturmayı denemeleri gerekecek. Biraz daha sorumluluk almalarını aslında bekliyorum. Ya bu anlamda bir şeyler yapması lazım. Bunlar Trabzonspor için şu an için olumlu ya da yapılacak şeyler. Diğer tarafıyla da stoper tarafı var. Ben Trabzonspor defans tarafının stoper tandeminin hiçbir uyumunun olduğunu düşünmüyorum. Çok böyle hata yapmaya müsait, baskı anında hata yapmaya müsait, karşılama anında hata yapmaya müsait. Bunların hiçbirinde bugün, yani pardon, yarın hata yapmasa da öbür hafta, önümüzdeki hafta hata yapmayacak dedirtmiyor. Yani doğru. Bu tabii bu stoper tarafı biraz ip üstü gidiyor. Ben mutlaka birinci sınıf bir stoper alınacağını düşünüyorum bu arada Ocak ayında. Abdullah Hoca mutlaka isteyecektir. Savunma güvenliği emniyetini önemseyen bir antrenör, biliyorsun abi zaten bu tarafını. Bu tarafta bir takım da gol yemeyeceğini düşünmesi lazım zaten. Burada niye Abdullah Hoca böyle düşünüyor demem zaten. Haklı bir düşünce olur. Uğurcan'ın performansı tabii ki. Ya bu Uğurcan ve stoperlerin performansı Trabzonspor için çok belirleyici olur. Fenerbahçe içinse merkez kalitesinin, o bugüne kadar gelmiş oyun kalitesinin ne kadar devam edeceği önemli. Çünkü Fred yok. O yüzden bunu söylüyorum. Zaitsev ve Şimanski'nin bu tarafa hizmet etmesi Fenerbahçe'nin oyun akışkanlığı adına en önemli detaylardan. Kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Oğuzhan'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Görmeyen Genel Milli Takım Oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuşar. Oğuzhan, biraz da Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Derbiyle ilgili, yani derbi Trabzon, Fenerbahçe Trabzon maçı ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Can kolan maç olmayacak abi. Ne sence, Fenerbahçe? Favori olan Fenerbahçe. Ben bu arada söyleyeyim, ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum. İçinden öyle bir skor geçiyor şu an için. Ama hani direkt olarak bakış yaptığında maça Fenerbahçe %100 kazanır ya da Trabzonspor %100 kazanır diyebileceğim bir maç değil abi. Bu maçların büyüsü, olayı çok başka oluyor. Ofansif yüzden... defansifte mi? Ofansif anlamda Fenerbahçe çok daha iyi durumda. Tabii ki, kesinlikle canım, o tartışılmaz bir gerçek. Yani biraz Uğurcan'ın maçı olacak gibi geliyor bence. Trabzonspor'da biz o zaman da konuştuk seninle, şampiyonluk zamanını düşün Trabzonspor'un. O zaman Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya yardımcı olabilecek çok fazla oyuncu vardı. Cornelius kriz girdiğinde çözüyordu, Vakayeme girdiğinde çözüyordu, Hamşik liderdi, Uğurcan liderdi, Vitor Hugo liderdi. Baksana kaç tane lider karakterli futbolculuğunun dışında oyuncu sayabiliyorsun. Şimdi dön Fenerbahçe'ye bu sezon. Burada da Fenerbahçe üstün şu an. Çok. Ceko krizi anında iş çözüyor, sorumluluk alıyor, 88'de prese gidebiliyor. Tadiç zaten yaşı hiç umurunda değil, sayıdan ibaret. Takımın bütün organizatörlüğünü soymuş bir noktada. Tadiç'in ortada yaptıkları var, Fred'in yaptıkları var, Alessandro Cicco'nun yaptıkları var. Şimdi bunlara baktığımda da karakter koyabilen oyuncu sayısı ne kadar fazlaysa o kadar da hoca, kenardaki hoca rahatlıyor. Fenerbahçe şu an bu sene, en azından bu zamana kadar bunun avantajını çokça yaşadı. Evet, biraz Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Beşiktaş'ta da biliyorsun çok fazla sıkıntılar var. Teknik direktör yok. Başkanın kongre kararı aldı. Adaylar çalışmaya başladı. Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları var. Bu sevgili Orhan Yıldırım'a, Fanatikas'ın Orhan Yıldırım'a yapmış olduğu açıklamalar var. Onlara da ara ara değineceğim ve sormak istiyorum. Neler söylesin Beşiktaş'la ilgili? Abi Beşiktaş büyük bir çıkmazda. Beşiktaş büyük bir ayrışmada. Beşiktaş'ta ben bazen takip ediyorum, Twitter'da falan böyle space odalarında falan bir konuşuluyor. Beşiktaşlı insanlar orada konuşuyorlar. Bunu hissediyorsun. Beşiktaş'ta büyük bir ayrışma var ve olanın Beşiktaş'a olduğunu insanlar kabullense de sadece bu söylemde kalıyor. Ya Beşiktaş'a olan oluyor. Üzülüyoruz. Sonra yani bu kadar. Ama bu kadar. Yani ben Ahmet Nurçebi gibi bu uzun zamandır iletişime bu kadar kötü yöneten, transfer süreçlerinde bu kadar kötü geçirdikten sonra kendini aklamak için bu kadar çabalayan,
kendi kalemlerini konuşmaktan başka hiçbir şey yapamayan, taraftarın tepkisini troll tepkisi olarak görebilecek kadar taraftardan, halktan kopmuş olan çok az başkan gördüm. En böyle başarısız dediğim Burak Elmas'tı. Zaten Galatasaray'da biliyorsun abi, sözünü tutamadın mı 6 ay gitti, geçmiş olsun. Şimdi Burak Elmas'ta da öyle oldu. Hani ama Beşiktaş'ta böyle değil. O Ahmet Başkan hala 2020-21 şampiyonluğundan bahsedebilecek kadar kendisinin başarılı olduğunu söylüyor. Şimdi Ceyhun Kazancı'yla Şenol Güneş'in yaşamış oldukları fikir ayrılıkları, tartışmalar Beşiktaş oldu abi. Ceyhun Kazancı'ya ne oldu? Şenol Güneş'e ne oldu? Hiçbir şey. Adamlar çıkıp gittiler abi, ne olacak? Biri görevden alındı, biri istifa etti. Bilmem ne bilmem ne. Kim karşıya? Kardeşim Bahtiyar'ın 4,5 milyon eurosu, Onana'nın 4,5 milyon eurosu, Erik Beyli'nin 3,5 milyon eurosu yıllık. Kim verecek bunları? Kimse. Beşiktaş verecek abi. Kim verecek? Yani ondan sonra Beşiktaş'ı üzmeyin oluyor. Ya siz üzmeyin abi. Üzmeyin diyenler üzmeyecek önce Beşiktaş'ı. Hasan Arat şu an için ben de bu arada. Yoksa kongre nezdinde tabii ki Beşiktaş'ın dernek gücünün yatsınamayacağını kabullenmek gerekiyor. Emre Koca'dan ya da Ahmet Nur Çebi'nin adaylığında bu derneklerden çok büyük bir güç alacağını, yaklaşık 2000 oyu buradan devşireceğini söylüyor insanlar zaten. Hani popülerlikten ziyade camialarda seçimi kazandıran başka genetikler var. İşte Galatasaray'da lise tarafının çok güçlü olduğunu biliyoruz. İşte Fenerbahçe'de bazı örgütlenmeler var. Sivil örgütlenmeler var. Bu anlamda mesela biri başkanlık adayı olacaksa o tarafı ikna etmesi veya o taraftan oy devşirmesi gerekir. Beşiktaş'ta da dernekler tarafında Emre Kocadağ ve Sayın Ahmet Nur Çebi'nin çok büyük bir gücü var. Şimdi bu adamın adayı olduğu zaman minimum 2000 oy varsa kemiksiz. Şimdi diyorsun ki ya nasıl ya? Ya Emre Kocadağ gibi bir adam bu başarısızlıktan sonra nasıl aday olmayı düşünebilir diyorsun. Ya da Ahmet Nur Çebi gibi Beşiktaş'ı anlayamayan, Beşiktaş'ı anlayamamış, Beşiktaş'ın haklarını savunmaktan ve ortaya vizyon koymaktan uzak olan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl 2000 oyu olur diye düşünüyorsun, soruyorsun kendi kendine. Hı hı. Ama camialar böyle işlemiyor işte Aygün abi. Sen zaten yıllardır işin içindesin. Birçok örneğini sen verebilirsin. Ama camiada işler böyle işlemiyor. Hasan Arat ne kadar popüler olursa olsun bu işin böyle olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Yani böyle kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi Beşiktaş bu sezonu maalesef kaybetti gibi duruyor. Yeni gelen başkan için evet biraz daha transferle ilgili bir kolaylık sağlandı. Sonuçta 26 Kasım'da yapılacak ilk seçimi genel kurul. Sonrasında da işte 3 Aralık'ta çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak eğer çoğunluk sağlanamazsa. Şimdi Ocak ayına gelen başkan muhtemelen hem yol ayrımına gideceği birçok oyuncu olacaktır. Hem de inşa etmek adına birkaç tane de oyuncu alacaktır. Hasan denilen odur ki Hasan Arat Sergen hocayla anlaştı. Samet Aybaba'yı da spor direktörü olarak tanımlayacak Beşiktaş'ın kulübü hafızasında. Bence burada problem yok ki. Ben zaten seninle de bunu konuştum. Ben Samet Hoca'nın çok iyi iletişiminin olduğunu, çok iyi altyapı hocası olabileceğini, genç milli takımların Samet Hoca gibi gerçekten insan gibi insan, adam gibi adamlara teslim edilmesi gerektiğini hep söyledim. Samet Hoca'nın spor direktörü tarafının da ben çok kuvvetli olacağını düşünüyorum. Sergen Hoca'yla da Beşiktaş taraftarı yani başkan üstünden okuyor Sergen Hoca. Ben de Sergen Hoca'ya orada katılmıyorum. Diyor ki işte hani bu benim görevde kalmam, kalmamam, o süreçte işte Beşiktaş'a devam edip etmemem. Bunlar başkanı çok yargılıyor ya da hatalı buluyor. Ama Sergen Hoca da kusura bakmayacak. Son gittiği 17 maç var Aygün abi. Hı hı. Sadece 3 galibiyeti var. Bak 12 mağlubiyet var, 2 beraberlik var, 3 tane galibiyeti var sadece. Kusura bakma gidersin hocam yani. Ve bu kadar çok sakatlık varsa üstüne bir de Şampiyonlar Ligi gruplarında gösterilen performans ortada. Hı hı. Bunlara baktığın zaman da yani ben de hata yaptım diyebilmen lazım. Onu diyorum. Yani yoksa başkanın tutumu kesinlikle Sergen Hoca'ya karşı asla Sergen Hoca'nın hak etmediği bir şampiyon hocaya davranılmayacak kadar da maalesef küçümseyici ya da küçültücü bir davranıştı. İşin sonunda tabii ki yine maalesef olan Beşiktaş oldu. İşte Önder Hoca geldi, Valerian Hoca geldi, Şenol Hoca geldi vesaire vesaire. Günün sonunda Burak Hoca kaldı. İşte Şenol Hoca istediği için olan Beşiktaş'ın sezonu oldu. Ama para yok denilen sezonda 10 tane oyuncu alındı. Üstüne hala bu mevkilerde sıkıntı var. Yani orta sahaya adam alınması gerekiyordu. Özür dilerim. Orta sahaya adam alınması gerekiyordu. Alındı ama yine sorun var.
Yani şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Sol taraf. Şimdi dediler ki Beşiktaş'a kanat alınsın. Tamam al. Kanat al ama nasıl al? Şimdi Cenk Tosun sen sol tarafta atıyorsun. Oynuyor. Muleka. Atıyorsun oynuyor. Ante Rebic burada üçüncü adam. Ante Rebic üçüncü adam olmaz Aydın abi. Bak bu adam kötü adam şu an. Şu an kötü oynuyor Ante Rebic. Formsuz. Ama Ante Rebic orada üçüncü alternatif olarak sen Ante Rebic'i alamazsın. Sen Milan değilsin abi. Sen sen Atletico Madrid değilsin yani. Öyle bir ekonomik, öyle bir gücün yok. Sen ne demek Ante Rebic'i oraya üçüncü eleman alıyorsun? Aldın hadi Rebic'i dedin ki bir olsun orada. Rebic bir olmadı. Cenk var orada bir düzü. Muleka'yı gönder. Niye tutuyorsun Muleka'yı kardeşim? Muleka bir kere zaten sadece forvet oynayabilen bir adam. Ya da forvet arkası, ikinci forvet olarak atabileceğin bir adam. Dönüyorsun Rashica. İşte biz kimi istersek de alırız da bilmem ne. Ya ne anlatıyorsun yani? Sistemi yok bir kere. Rashica sistem adamı. Rashica sistem oyuncusu. Rashica Gezal yokken o sağ tarafta oynayan, Gezal varken de sol tarafa atılan. Ama bir sistem olmadığı için de Rashica sadece bek kovalıyor denip küçümsenen bir adam. Abi Rashica'nın ne kadar büyük oynadığını geçen yıl Galatasaray'da herkes gördü. Rashica ne kadar büyük oyuncu, ne kadar hem savunma ödeviyle hücum ödevlerini aynı anda yapabilecek kadar iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz gördük. Ama nedir? Galatasaray'a transfer yarışı işte. Ya olmuyor böyle. Halil Dervişoğlu yüzünden ya da Dušan Tadić yüzünden, Alessandro Džiku yüzünden yapılan hataların bedeli maalesef hem Beşiktaş'ın banka hesaplarının olduğu hem de Beşiktaş'ın saha içinde yaşamış olduğu sistemsizliklere neden oldu. Ahmet Nur Çebi'nin devam edip etmeme konusunda tabii önümüzdeki günlerde açıklama yapacak konuşuluyor ama sence düşünce ne olabilir? Yani senin düşünceni söylüyorum. Çünkü tribünlerle Ahmet Nur Çebi arası artık tamamen kopmuş vaziyette. Tabii. Yani tabii. Artık girse tamam kongre üyeleri farklı, taraftar farklı ama kongre üyeleri çünkü oyunu kullanıyor. İstediğini başkan seçiyor, istemediğini seçmiyor. Tabii. Orada tabii farklı bir yapı var ama sence aday olması gerekiyor mu? Ne yapması gerekiyor? Nasıl bir karar vermesi gerekiyor? Bu kadar tepkiye rağmen aday olmalı mı sence? Hani hep o şey başka şey modunda. Ben Beşiktaş için işte kolumu kırdım. Yok ben başka Beşiktaş için korona oldum. Hani sanki başkan korona olurken hani bir tek o oldu, bizler başkan, olmadık zaten. Diğer başkanlar Karayiplere çekti yatları. Oradan çıkmadılar pandemi sürecinde sanki. Yani garip şeyler Aygün abi dediğin gibi sanki biz olmadık. Şimdi bu ben şeyden bakıyorum ya. O kadar çok yapabileceği ya da yapmak istediği şeyleri yapamamış ki başkan bunları söylemek zorunda kalmış. Ya o aslında o kadar çok özür dilerim kendisine. O kadar can sıkıcı, o kadar aslında bir yandan da can yakıcı bir durum ya. Her şeyi anlatan bir durum aslında. Yani başkan verebileceğiniz hiçbir şey kalmamış Beşiktaş'a ya bu kadar. Yani sözün özü bu. Sizin Beşiktaş'a verebileceğiniz hiçbir şey kalmamış. İşte telefonlarım susmuyor iki gündür falan gibi bir açıklaması var. Yani bilmiyorum kim başkanı rahatsız ediyor bu şekilde telefonla aman başkanım aday ol hani gibi. Ama şey de var gece diyor bak mesela ateşten gömlek giydim diyor Beşiktaş'ın kendimi ancak diyor eşime çocuklarıma aileme laf edeni de yakarım. Gece yarıları kızım aranıyor eşime bir takım yazılar atılıyor bunların hepsinin hesabını sorarım diyor. Yani bunlar da artık kötü şeyler yani tamam sevmeyebilirsin Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi istemeyebilirsin ama eşine çocuğuna kızını rahatsız etmek taciz etmek bunlar çok yanlış şeyler. Abi biz zaten bak programın başında daha bunlarla ilgili konuştuk işte Endombele'nin bu hamburger işte süt meselesi ya işte bu klavyede cipsli parmaklarla yazılan işte 17-18 yaşında hala maalesef anne baba güdümünde kalmış hayatta hiçbir sorumlu olmamış ya da 30 yaşına gelmişlerse de bir tane iş tecrübesi olmamış hiçbir şeye yaramayan bu dünyada olmasa da kimsenin umurunda olmayacak insanların yaptığı bu tavırlar, yaptığı bu davranışlar maalesef biraz da böyle çoğunluk olduk. Daha doğrusu biraz da böyle utanmazlığın verdiği özgüveniyle birlikte biraz daha sesli bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ama bunların kesinlikle cezalarının kesilmesi ibret şekilde hem de cezalarının kesilmesi gerekiyor. Öyle yani insanın eşine, insanların kızına, insanların karısının fotoğrafının başka şekilde paylaşılması vesaire. Abi siz nesiniz, kimsiniz ya? Ya yani bizim bir daha sevme bir gazeteci arkadaşımızın yan yana fotoğrafı var. Karısının fotoğrafını tutuyorlar. Gazeteci arkadaşın fotoğrafını çıkartıp bir futbolcunun fotoğrafını koyarak çok belaltı gidiyorlar. Bak ya abi bunlar... Ya inanılır gibi değil ya. Hakikaten yok, inanılır abi. Gibi değil. Sevmeyebilirsin gerçekten o gazeteciyi.
Ben de sevmeyebilirim. Abi, o da sevmiyor. Ama yani sen bir gazetecinin fotoğrafında gazetecinin kellesini çıkartıp bir futbolcunu koyup yanında eşine falan filan bunun altına yorumlar yapmak hakikaten hoş değil ya. Çok şey söylerim hoş değil. Eyvallah, doğru, gerçekten yayın müsaade edin hani söylenmeye. Sevmemek bizde her şeyi yapabileceğimiz, her şeyi söyleyebileceğimiz anlamına geliyor. Sevmekse ölümüne savunurum, sevmekse ölümüne yanlışları da olsa benim sevdiğimin yanlışları dönüyor. Abi bunlar, bu işler böyle olmuyor. Bu işler sizin doğruyu görmemenize, sizin gerçekçi bakmamanıza, bir yerden sonra da sağlıklı düşünemememenize neden oluyor. 3 gün sosyal medyada yazı yazmazlarsa, paylaşım yapmazlarsa hiç kimse tarafından umurda olmayacak, hiç kimse için hayatta önemli olmayan bu insanların bu kadar da kale alınmaması gerekiyor. Kesinlikle ibretli şekilde cezalandırılması, sonra da muhtemelen inşallah toplumdan aforoz edilmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde kimsenin muhatap olmaması gerekiyor. Ahmet Başkan'ı az önce senin de söylediğin gibi yani o dernek tarafının güçlü olması Ahmet Başkan'ın da adaylık düşüncesini arttırıyor. Sanırım başkan şunu arıyor, benim düşüncem bu. Derneklerin dışında da belli oluşumlardan destek arıyor ya da istiyor. Yani o başkan onu da hisseder ya da onu da bulursa muhtemelen direkt olarak ben adayım ve kazanacağım diye mesajını paylaşır. Benim düşüncem bu. Ve bu seferki yönetimin sanki biraz daha önceki Beşiktaş yönetimlerinde görev almış, biraz daha kimlik olarak, kişilik kimlikleri veya İBAN kimlikleri biraz daha güçlü, işte hesap kartları biraz daha güçlü insanlar tarafından oluşturulacağını düşünüyorum. Yani bu tarafı da tabii ki önemli. Evet sevgili Oğuzhan, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Neler söylemek istersin? Valla bu hafta hızlı güzel geçti. Maçlar var. Hızlı Antalya geçti. Beşiktaş. Ha, Antalya evet, Beşiktaş evet. Güzel tabii maçlar tabii var. Evet, Antalya Beşiktaş var, Fenerbahçe Trabzon var. Ben bu iki maçın bayağı bize keyif vereceğini düşünüyorum. Bugün de hafta başı iyi başlıyor. Galatasaray Kasımpaşa'yla başlıyor. Böyle iyi bir iç saha maçı önemli. Yani 50 bin kişiye yakın bir tribün olacak muhtemelen. Her zaman önemlidir abi. Peki. İnşallah keyifli, hakemlerin konuşulmadığı haftamız olsun. Keyifli seyirler herkese. Sandra ve dinleyicilere programa katkılarından dolayı çok teşekkür ederim abi. Evet, hattımızda sağ ol Oğuzhan'cığım. Hattımızda görme engeller milli takımcısı Oğuzhan Yokuş vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.